Akit TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Birbirinden değerli üç önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yine Doktor Lütfü Özşahin, Dinler Tarihi ve Felsefe Uzmanı, sizler de hoş geldiniz. Yine Profesör Doktor Mutalip Kutluk Özgüven, Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, sizler de hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz özellikle son günlerde Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Yoğun olmakla beraber Diyarbakır anneleri gündeme oturmuştu. Peki arkasından başka önemli başlıklar ne oldu? Biliyorsunuz Soç mutabakatı sonrası dün itibariyle de İran ve Rusya devlet başkanlarının da Türkiye'de olması önemliydi. Peki başka ne var? Onları konuşacağız. Bir diğer hususumuz şu. FETÖ terör örgütünün FETÖ anneleriyle ilgili AK Parti binalarının il ve ilçelerinde nöbet tutması, böyle bir süreci başlatması ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Ama bir başka bir konu var. Onu da anmadan geçemeyeceğiz. Rahmetli Adnan Menderes, bugün biliyorsunuz ölüm yıl dönümüydü, idam edilmesiyle birlikte. Ülke ve vatan sevgisi üzerinden ve milletine hizmet eden bir vatan evladının dönemin mandacı ve cuntacı zihniyeti kendisinde idam etmişti. Kendisini ve arkadaşlarını da rahmetle analım. Bunlardan başlayacağız. Kısa bir tur içerisinde hızlı bir şekilde rahmetli Adnan Menderes'le ilgili bir notumuz varsa onu sizlerden İstirham ederek başlayalım. Demokrasi şehidi deniliyor vesairesi şu bu. Demokrasi şehidi değil, vatanına ve milletine hizmet eden insan mutlaka şehittir. Bu uğurda canına kastedilmiş, katledilmiş bir başbakan. Nasıl düşünüyorsunuz böyle bir tarihte? Demos kratos, bu bize ait kelime değil, bunları kullanmamak lazım. Bize ait kelimeler, hani ilk akla gelen milli irade, milli irade şehidi diye bir tanımlama belki olabilir. Demokrasi bizim kavramımız değil yani. Biz özgün bir milletiz. Bir söz var, her taklit aslını övgüdür. Her taklit aslını yüceltir, sizi özgün haline getirmez, özgün hale getirmez. Dolayısıyla demokrasi kavramı yerine milli irade efendim son derece itibarlı. Bu milletin şehidi demek en güzeli. Bu manada. Peki. Şimdi Adnan Menderes derken Adnan Menderes'le birlikte Turgut Özal'ı birlikte değerlendirmek lazım. Neden idam edildi? Hemen geriye gidip yine darbeyle indirilip öldürülen Osmanlı döneminde tabii ki Sultan Abdülaziz'i, Sultan Abdülhamid'i neden? Darbeyle indirildi. Şahsi servetini kullanmak için öldürmediler, onu da öldüreceklerdi. Neyi biliyor musunuz? Bunların hepsinin ortak yanı, Sayın Erdoğan'ın da ortak yanı. Bakın ortada imkan var. Şimdiye kadar gelen liderlerin önemli bir kısmı bu imkanları ya çalışkan olmadığı için ya batıdan çekindiği için kullanmadılar. Çekindiler, kullanamadılar ya da batılı danışmanların kararlarına göre hareket ettiler. Onların tavsiyelerine göre yönlendirmelerine müsaade ettiler. Bu şekilde hareket ettiler. Bakın Osmanlı tarihinde ikişer peş peşe padişah çok açık örnektir. Abdülaziz ve Abdülhamit, hızlıca Adnan Menderes'e geleceğim. Şimdi 2. Mahmut ve Abdülmecit, arada 5. Murat var, peşinden 2 padişah daha var. 5. Murat 3 ay padişahlık yaptı, bunu bir istisna sayalım. 2 padişah peş peşe, 2. Mahmut ve Abdülmecit, bunların döneminde hain diyebileceğimiz Mustafa Reşit Paşalar, bir o kadar yani Reşit Paşa kadar değil de Ali ve Fuat Paşalar kadar korkunç Osmanlı aleyhinde efendim kararlara imza atmış bu paşalar döneminde 2. Mahmut ve Abdülmecit ne yazık ki bunların kontrolünden çıkamamış. Bakın bunlar ecelleriyle öldü. Bunlar ecelleriyle öldü. Kötü padişah demeye çalışmıyorum. Bunlar bir şeyleri zorlamadılar. Ecelleriyle öldü. Ama peşinden gelen 2 padişah, 5. Murat'ı istisna ediyorum, az önce söylediğim 3 ay padişahlık yaptı. Abdülaziz de Abdülhamid de darbeyle indirildi. Nedir? İki padişah eceliyle öldü, değişti. Nedir? Bu iki padişah darbeyle indirildi. Neden? Kaynakları kullandılar. Ülkenin güçlenmesi yönlü hareket ettiler. Sultan Abdülaziz Osmanlı donanmasını bir rivayete göre dünyanın 3. bir rivayete göre 2. büyük donanması haline getirdi. Demiryolu hatları o dönemde başladı. Telgraf hatları o dönemde başladı. Muazzam hamleler yaptı. 93 harbinin zaferle neticelenmesinin en büyük müsebbiplerinden bir tanesi Abdülaziz'dir. 120 bin tane diye hatırlıyorum. Martini tüfek satın aldı. Ruslar mı? Harbi demek istiyorsunuz. Yok, 93 harbi. 1877-78. 93 harbini biz kaybettik. Nasıl yani?
affedersiniz. Kırım Pilev. Abi. Yok yok Plevne. Ha, Plevne'deki direniş affedersiniz. Plevne'deki direnişin teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Için. Direnişin en büyük müsebbiplerinden bir tanesi o. Ruslar bizim atış menzilimize gidemediler bile. Bunu yapan Abdülaziz'di. Hı hı. Ülkesini kalkındırmaya çalıştı. Kaynakları kullandı. Bu kelimeler çok önemli. Kaynaklar durur, siz bakarsınız. Bunlara kimse dokunmaz. Ama kaynaklarını kullandı, güçlendirmeye çalıştı. Ne oldu? Darbeyle indirip öldürdüler. Aynısını Sultan Abdülhamit yaptı. Darbeyle indirip öldüreceklerdi. Şahsi serveti için öldürmediler. Adnan Menderes'e gelelim. İki büyük hamlesi oldu. Çok hamleleri vardı. Hı hı. Efendim, iki büyük hamlesi oldu. Kerkük Yumurtalık petrol boru hattını tesis etmeye çalıştı. Birinci büyük günahı oydu. Bu günahın bedelini Adnan Menderes'e ayrı ödettiler ama bu anlaşmayı imzalamaya razı olan Irak Kralı 2. Faysal'ı anlaşma imzalamaya geleceği gün, o gün. Adnan Menderes Ankara'dan İstanbul'a gidiyor. Havaalanında bekliyor İstanbul'da. Irak Kralı 2. Faysal gelecek. Çok bekler. O gün, o sabah. Irak Kralı 2. Faysal'ı küçük bir çocuk gözlerden kayboluyor. Onun dışında hiçbir canlı bırakmıyorlar sarayda. Şu lanet darbeleri onlara da yaptılar, bize de yaptılar. Sokaklarda yürüyor aptallar. Kendi ülkesinin hayrına yürüdüğünü zannediyor. Kim maalesef yapıyor bunu? Maalesef böyle bir acı gerçeğimiz var. Ne yazık ki. Kim yapıyor bunu? General Kasım. General Kasım, hı hı. Kim? Aşağılık bir maşa. Sonra ne oluyor? Maşaları bitmedi ki. 3-5 dolar petrol fiyatı anlaşmazlığı yüzünden General Kasım'ı da öldürüyorlar. Bakın, Osmanlı'dan Saddam'a kadar, Saddam'dan bir önceki lider hariç, o eceliyle öldü. Bütün liderler, Irak liderleri suikastla hayatını kaybetti. Kimisi trafik kazası, kimisi apandisit ameliyatı için yattığı masadan kalkamadı. Ya hep mi bize olur bu darbe ya? Sokaklarda yürüyenler, şunu bir görün artık. Hep mi bize olur? Bunun bedelini Irak kralına böyle ödettiler. Adnan Menderes'e bu birinci günah, ikinci günahı söyleyeyim. Toptan kestikleri faturayı söyleyeyim. İkinci günah, ağır sanayi hamlesi başlatacaktı. Batılılardan kredi aldı. 700-800 milyon dolara, 1 milyar dolar bile değil. Yüksek fahiş karlı, fahiş faizli krediler teklif ettiler ve şart şu: İstediğimiz yere yatırım yapacaksın. Senin istediğin yere değil. Kabul etmedi. Ruslardan randevu aldı. 35 gün önce darbeyle indirip idam ettiler. Ama bunu niye yaptılar biliyor musunuz? İlk suikast başarılı olamadı. İlk suikast ne? Londra'daki. Heathrow havaalanına uçağa inecek. Hı hı. İzin vermiyorlar. Gatwick havaalanına yönlendiriyorlar. Gatwick ormanlarında düşüyor. Herkes koşa koşa gidiyor. Seviniyor. Uçağı düşürdüler. İşte. Ana. Hani kaç tane uçak düşme hadisesi duyuyorsun, içinden canlılar çıkıyor. 9 kişi ölüyor uçakta. Adnan Menderes'in tabii ki ölmesini bekliyorlar. Elhamdülillah 9 canlı çıkıyor. Taşın üstünde oturuyor. Tak, işini bitiriyorlar. Ney? Abdülaziz, Abdülhamit, Menderes, Özal, Erdoğan. Ülkeni kalkındırmaya çalışma. Mesele bu. Peki, burada vatan hainlerine de özel bir mesaj çıkar herhalde. Yani çalışırsan ülkeni güçlendirirsin. Ülkeni güçlendirirsen bizim çanımıza ot tıkarsın. Bunun için darbeler yapılır. Peki. Sokaktaki, özür diliyorum, şu cümleyle bitireyim. Hani 1789 Fransız İhtilali'nin 3 tane sloganı var. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Çok özür diliyorum. Be aptal kardeşim. 180 senedir bu slogan söylüyor Batılılar. 180 senedir bunların hiçbirine de uyulmuyor. Şimdi bunlar kadın hakları, çevre hakları, hayvan hakları diye yürüyorlar. Sen de bunların peşinde yürüyorsun. Ya bu katil. Peki. Hırsız size dürüstlükten bahsediyor. Sen bunun dürüstlüğüne inanıyorsun. Maalesef böyle bir tarihi gerçeğimiz var. Şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. İnönü, yani bu millete ve devlete hizmet edenler elbette bu toplumun başının tacıdır dememizde fayda var. Hepimizin kabul ettiği şekliyle. İsmet İnönü'nün o şartlarda kalkıp darbeyi haklı kılması, hatta çanak tutması diyeceğiz. Çünkü kendi hatıratlarında da her şeyi açık açık aslında kısmen de itiraf ediyor. Bu anlamda özellikle İsmet İnönü'yü nereye koymak lazım? Mandacı bir zihniyete nasıl olur da destek verir ve kendi ülkesinin iradesinin başbakanını idam eder? Ya tabii ki yani tarihsel olarak yani darbeyi tamamen İsmet İnönü'ye mal etmek şey olmaz, yani doğru olmaz. Evet, bazı kayıtlarda, bazı yorumlarda
o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve dolayısıyla İsmet İnönü'nün askerlerle işbirliği yaparak darbenin koşullarını oluşturması noktasında darbeyi desteklediği yönünde birçok makale var. Fakat eğer objektif konuşacaksak başka bir taraftan da şöyle denir. Aslında işte İnönü darbeye karşıydı. Hatta darbeyi engellemeye çalıştı. Hatta şeyi çok uyardı. Menderes'i çok uyardı ama işte bütün bunlara rağmen Menderes çok fazla bu işe kulak asmadı ve dolayısıyla darbe vuku bulduğu şeklinde bir takım her iki taraftan yorumları bulabilirsiniz. Ama şimdi tabii yani İnönü merkezli olarak değerlendirirsek farklı bir sonuca varırız ama aslında biraz daha tarihsel ve bir perspektiften bu işi değerlendirmek lazım. Şimdi biz ordu milletiz. Yani bu bizim darbe geleneğimiz sadece ve sadece Cumhuriyet tarihiyle sınırlı bir şey değildir. Biliyorsunuz Abdülhamit de darbeydi aslında. O da bir darbeydi. Darbeyle indirildi. İşte amcası Abdülaziz de darbeyle indirildi. Bilekleri falan kesildi. Ve dolayısıyla Osmanlı tarihçilerinin siyasal yorumunu yapan bazı önemli otoriteler, Ebu Bekir Hoca neler bilmiyorum. Biz de bu kalkışma geleneği Buçuktepe isyanından yani Fatih Sultan Mehmet Dağı döneminden başlar yani askerin siyasilere müdahale etmesi ve ondan sonra yönetime karışması. Demek istediğim şu ki yani bizde bu militer gelenek yani seyfiye sınıfı, Osmanlı'daki seyfiye sınıfı yani askeri sınıf yönetimin her zaman çok büyük bir parçası olmuştur. Klasik tabirle işte nedir yani bizim tarihimizde 3 sınıf var işte seyfiye, ordu, kalemiye, bürokrasi, bir de işte ilmiye var, ulema sınıfı. Bir de buna şey eklerseniz yani yeni mülkiye yani yargıyı falan da eklerseniz. İlmiye, kalemiye aynı. Aynı işte o sınıfta şey yapabiliriz. Şimdi bu 3 unsur daima bizim devletimizde, devlet geleneğimizde çok önemli bir rol oynamıştır. Daha doğrusu siyaset sahnesinde hep onlar vardır ve dolayısıyla bu ülkeyi yönetenler de onlardır. Şimdi tabii Menderes dönemine geldiğinde işte Menderes biliyorsunuz işte ezanı Türkçe'ye çevirdi. Yani en azından işte Arapça. Arapça'ya çevirdi. Aslında çevirdi. Orijinaline çevirdi. Tabii bu çok büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Ama esasen darbenin esas nedeni de o değildir aslında. Yani onu da söyleyeyim. Burada ezan bir bahanedir. Aslında biliyorsunuz yine bu darbenin arkasında da yine Amerika Birleşik Devletleri vardır. Her zaman söylüyorum yani özellikle Cumhuriyet döneminde darbelerin arkasında hep Gladio, NATO ve ABD vardır. Bunu açıkça söylerler. Atlantik cephesinin eski o NATO zihniyetinin... Yani biz NATO'ya girdikten itibaren, artık Amerika Birleşik Devletleri, Gladio artık bizim orduyu manipüle etmeye başlamıştır. Doğrudan zaten. Aslında teslim almaya başlamışlar. Zaten bizim subaylarımız yani. İşte orada eğitilmeye falan gidiyor. Mesela bir Alparslan Türkeş bile işte Antikızıl Tübeyler'de eğitim aldı. Delta Force'da eğitim gören birisidir. İlk defa Amerika'ya gönderilen subaylardan birisidir yani Alparslan Türkeş. 57 kişiden biri. Evet. Hı. Şimdi dolayısıyla şöyle söyleyeyim size. Hatta biliyorsunuz Menderes Amerika'ya gittiği zaman sanıyorum Johnson olabilir. Eğer yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Ona kredi istiyor Amerika'dan yani. Diyor ki biz de diyor sanayileşelim diyor. Yani bizim de diyor bir şeyimiz olsun, endüstrimiz falan olsun. Onlar Amerika verdiği cevap da şunu söylüyor. Bizim diyor NATO ülkelerinde diyor geliş olarak şey olarak ben şey yapıyorum. Ben Menderes mi? Evet. Krediye gidiyor. Eisenhower. Eisenhower. Yanlış hatırlayabilirim. Johnson çok sonra. Sonra tabii şunu söylüyorlar. Bize biçtikleri rol diyor ki bizim NATO'da herkese diyor bir biçtiğimiz bir rol var. Türkiye diyor tarım ülkesi olarak diyor kalın siz diyor. NATO'nun diyor zaten güney kanadı olarak eğer diyor yani sizin şeye ihtiyacınız varsa yani silaha zaten ihtiyacınız varsa biz zaten veriyoruz. Zaten bunlar da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tankları falan işte İskarta'ya çıkmış gemileri memileri hep bize kakalıyorlar biliyorsun yani. Eski araçların hepsini. Tabii. Sonra tabii Menderes ülkeye döndüğü zaman biliyorsunuz Rusya'ya aslında Dışişleri Bakanı'nı gönderiyor. Rusya'dan kredi istiyor yani. Aynen bugün Tayyip Bey'in çizmiş olduğu bir rota gibi çiziyor. Yani Rusya'ya yanaşıyor resmen yani. Rusya da bunu kabul ediyor. Yani Rusya bu krediyi vermeye falan
yanaşıyor. Dolayısıyla işte aslında darbe ondan sonra geliyor. Yani esasen ondan sonra geliyor ve darbe çok hunharca bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi fakat Türkiye'de bizim aydınlarımızın, aydın geçinenlerin şeyi vardır yani. Çok büyük bir ikiyüzlülüğü vardır yani. Efendim işte Menderes yok efendim gericiydi. Efendim Menderes işte yok efendim diktatördü. Bunların hiçbirisi doğru değil. Bugün Sayın Erdoğan'a yaptıklarının aynısı. Ya aynı cephe, aynı kuşak desek Menderes herhalde. Menderes yaşantı olarak da dindar bir adam değildi. Burada söyleyeyim, Allah rahmet eylesin. Menderes son derece seküler bir adamdı. Ama dine saygılı bir adamdı yani. Böyle dindar, mündar böyle bir adam değildi Menderes. Hayatı falan biliyoruz ama dine saygılı bir adamdı. Milletin seçmiş olduğu bir adamdı. Ama NATO ve Türkiye'nin kaderine yön vererek sosyopolitik olarak Türkiye'yi şey yapanlar, Türkiye'ye tahakküm edenler şunu söylüyor, şunu söylediler. Yani biz bu ülkede istediğimiz iktidarı deviririz. İstediğimiz iktidarda yani çekim yaptıklarını da görüyoruz. Yaptıklarını görüyoruz. Yani Menderes şunu söyleyeyim. Menderes yine NATO'dan bağımsız olarak değil. Tamamen NATO ve Amerika'nın da onayıyla devrilmiştir. Bunun bazı Türkiye'de hakikaten Türkiye'de bazen inan ki bu bazı lafları söylemek istemiyorum. Çok alçakça laf eden insanlar var. Darbeyi ilerici olarak gören, ilerici bir 1960 anayasası ilerici. O zihniyet halen içimizde yaşıyor. Ya böyle ama bir şey olabilir mi? Yani darbenin ilericisi olabilir mi ya? Darbenin asla ve katla hiçbir zaman ilericisi olmaz. Darbe bir cinayettir. Darbe bir millete karşı işlemiş büyük bir suçtur. Darbe bir milletin iradesini yok etmektir. Darbenin sağı, solu, İslamcısı falan filan olmaz. Peki. Asıl olan milletin iradesi ise o zaman topyekün olarak bütün darbelere karşı olmamız gerekir. Yani başta eğer Kılıçdaroğlu da olsa, Sayın Kılıçdaroğlu da olsa, ona karşı bir darbe girişimi de olsa buna karşı durmalıyız. Lanetlememiz gerekiyor. Aynen böyle olması gerekiyor. Dolayısıyla burada çifte standart yapmamak gerekir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Kutluk Hocam, özellikle rahmetli Adnan Menderes'e atılan iftiralar var. Bir de ben yanılmıyorsam bebek 89 evet 89-90 yılında mecliste onun idam kararını onaylayan savcıyla da biraz tartışmıştım. Gençtik o zaman. Biraz hani demokrasi adına bunlar nasıl yapılıyor vesaire, bugün de olsa yine idam ederim diyordu vesaire. Anlıyoruz ki cellat mantığını seven bir zihniyet ve iradeye saygısı olmayan cuntacı zihniyet tarafından görevlendirilen savcı ve hakimler o günkü şartlarda birilerinin gözüne girmek için her türlü acımasızlığı sergilediklerini de biliyoruz. Özellikle o iftiralar kısmına baktığımızda alın bugünü 1960'lara uyarlayın bakalım. Karşımıza dehşet bir sonuç çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında da aynı iftiralar vesairesi, yıldırmalar, her türlü karalamalar yapılıyor. Evet. Ve ilginç olan da şu, bu prim görüyor. Millet neden gerçekle yüzleşmiyor? Şimdi dediğiniz doğru tabii. Çok komik iddialar atıldı. Bebek köpek davaları diyoruz bine. Efendim Celal Bayar Afgan tazısını deklare etmemiş. Hediye edilen Afgan tazısını. Efendim Adnan Menderes'in işte ziyaret ettiği operacı hanımefendinin aslında çocuğu olmuş. Onu illegal olarak hesapça şey yapmışlar. Kürtaj yapmışlar. Öyle bir şey olmadığını söyledi. Kadın çıktı, ben o adamı seviyordum ama çocuğum mocuğum olmadı. Siz karışmayın falan diye bağırdı. Aydan. Aynur Aydan o sonradan. CHP zamanında. Öyle mi? Evet, o Aydan. Efendim ve ama bir yandan da Türkiye'yi Rusya'ya sattı. Yani köpeği deklare etmedi. Efendim bebeği kürtaj yapmış olabilir. Aynı zamanda da Türkiye'yi de Rusya'ya sattı, Sovyetler Birliği'ne sattı diye arada şey yapıyor. Yani tabii bunlar çok komik şeyler ama baktığımız zaman Türkiye'deki reklam sektörünün de ortaya çıkışını aslında bu döneme bakıyoruz. Çok önemli bir reklamcı, Türkiye'deki reklamcıların duayeni olarak bilinen aslında o zaman gidip bu ellerini ayaklarını çektikleri Düşkünler Yassı Adada filmini Amerikalılarla birlikte çekmişler. Amerikalılar da bir grup yollamışlar.
yani aslında Türkiye'deki modern reklamcılık Menderes'i halkın gözünde kötü göstermeye ayarlı bir şeydi. Fakat bunu, yani bu komik suçlamaları birçok, bütün iyi insanlara yaptılar. Aslında bir insanın iyi olup olmadığını, gerçekten güzel bir insan olup olmadığını anlamanın yolu, onun kalbine bakamazsınız. Evet. Ama ona yapılan saldırıları inceleyebilirsiniz. Ve bu saldırılara baktığınız zaman çok organize, birbirine benzeyen saldırı türleri ise ve baktığınız zaman da mesela İngiltere'den hep aynı türden saldırılar çıkıyor. Hı hı. Belli işte hakaretler içeren, belli işte küçülmeler koyan. Hepsine baktığınız zaman buna karşı iblisin bir işte şeytanın partisinin bir saldırı yöntemi var diye görüyorsunuz. Fakat sadece Türkiye değil. Türkiye'ye bakalım. Şimdi kimler var? Söylediği gibi Necmettin Erbakan var. Hı hı. Tabii Necmettin Erbakan'a farklı bir saldırı oldu. Hiçbir zaman hayatına saldırı olmadı onun, ama çünkü onu vay bize ihanet etti olarak görmediler. Ama Menderes'i vay bize ihanet etti olarak gördüler. Çünkü başta biliyorsunuz Menderes daha Amerikan yanlısı bir politika izliyordu. Fakat zamanla Türkiye'nin bağımsız olması gerektiğini, gerekirse Sovyetlerle dahi konuşulabileceğini ve Ebu Bekir Bey'in de söylediği gibi son dönemlerde Sovyetler Birliği'ne yakınlaşmıştı. Benzer bir durum Süleyman Demirel'de oldu. Süleyman Demirel %100 Amerikan imhali. İşte Fulbright'la yurt dışına, pardon, Eisenhower bursuyla yurt dışına gidiyor. Eisenhower Fellow, efendim, çok özel bağlantıları var. Fakat ona rağmen Demirel'den ümit kestikleri zaman oldu. Çünkü Demirel efendim Seydişehir Alüminyum ya da İskenderun Demir Çeliği Sovyetler Birliği ile birlikte yaptı. Dolayısıyla o da şey oldu. Ecevit %100 Amerikan mamülü. Bizzat Kissinger'ın öğrencisi. Robert Amerika'dan çok büyük şey. Amerika'nın gidip de Apo'yu yakalama gibi büyük bir destek verdiği, çok önemsedikleri ve kendilerinden gördükleri. Fakat Bülent Ecevit de biliyorsunuz 6-7 tane darbe vuruşuyla ancak kaldırabildi. Bir tanesi de işte hastanede ölümüne doğru yöneltmeleri ve diğer şeyler, en yakınıyla bozmaları. Baktığımız zaman bunu görüyoruz, ama sadece bizde değil, bütün dünyada bu var. Örnek 1997 yılında Necmettin Erbakan 7 diğer Müslüman ülkeyle birlikte D8'leri imzaladı. Amaç tıpkı Avrupa Birliği gibi Müslüman, büyük Müslüman ülkelerin de kapasiteleri dahilinde finans alanında, efendim petrokimya alanında, havacılık sanayi, ağır sanayi ana alanlarında işbirliği yapması, ortak projeler yapması ve bunun ileride tıpkı Avrupa Birliği'ndeki Kömür Çelik Birliği ya da Eurodikatom gibi sonradan bu projelerin Avrupa Birliği'ne dönüşmesi, bizde de D8'e dönüşmesi. Şimdi bundan tabii rahatsız oldular. Nereden biliyoruz rahatsız olduklarını? Biz rahatsız olduk diye mesela demezler, Londra'dan bir şey özel bir deklarasyon çıktı mı? Hayır. Evet. Ama şunu görüyoruz. 8 kişi, 8 ülke. 8 ülkede de darbe oldu. 7 ülkede, pardon. 7'si. Bir ülke orada Mısır özel olarak bulunuyordu. Hüsnü Mübarek onların adamıydı. Dolayısıyla orada darbe olmadı. Yani ama onu da adam ettiler. Yok, o 12 sene sonra. Benim bahsettiğim 2 sene içinde, 1-2 sene içinde mesela Endonezya, Suharto. Hı-hı. Suharto 30 senedir iktidarda kalmış. Çok güçlü. Yani hareket ettirmeniz mümkün değil. İçeriden darbe yaptılar, devirdiler Suharto'yu. Sukarno'nun kızıyla. Efendim Aquino muydu? Corazon Aquino. Hayır, o Filipinler. Sukarno, Suharto, Sukarno'nun kızıyla, Sukarno Putri diye bir şeyle birlikte. Suharto'nun bir de Türkiye macerası var. Efendim vardı. Malezya'da Enver İbrahim yoluyla Mahathir Muhammed'i indirmeye çalıştılar. Yani Enver İbrahim onun sağ koluydu, fakat birdenbire ya sen çok artık ayrıl gibi şey yaptı. Hayatını işte orada kurtarmış ama sonuçta iktidarı da kaybetti o zincirin sonunda. Çok mesela Mahathir Muhammed şu anda tekrardan geldi, 90 yaşında yeniden başbakan oldu.
O zaman Malezya'yı kuran adam, muazzam şeyler yapan ve Japonlarla birlikte hayır diyebilen Asya diye bir kitap yayınladılar mesela Batı'ya karşı. Hoşlarına gitmedi, D8'i imzaladı, indirdiler. Peki. Efendim Bangladeş, Hasena Şeyh indirdiler darbeyle, başbakanlıktan indirdiler. Pakistan, Nawaz Şerif darbeyle indirdiler, bizim işte şeyle Perviz Müşerref'in darbesiyle indirdiler. Bunlar hepsi bir yıl, iki yıl içinde olan şeyler. Nijerya'nın başında Sani Abacha vardı. Zehirlenerek öldü. Efendim Türkiye'de tabii ki 28 Şubat sürecini biliyorsunuz, çok kuvvetli bir şekilde geldi. Dolayısıyla İran'da da çok kuvvetli bir partiydi ama şeyin ekibini tasfiye ettiler. Rafsanjani ekibini tasfiye ettiler. Hatemi geldi. Dolayısıyla 8 ülkenin 7'sinde 1,5 yıl içinde iktidarlar değişti. Evet. Bu da görüyoruz ki mesela Suriye'de, hocam bahsetti Faysal 2'den Irak'ta. Suriye'de mesela milliyetçi, aslında demokrat diyebileceğimiz, milli iradeci diyebileceğimiz bir başbakan vardı kuvvetli diye, onu indirdiler. Efendim İran'da efendim şey vardı, başbakan Musaddık vardı, onu indirdiler. Yani nerede yani CIA ve MI6'in yaptığı ilk ortak darbe. Yani nerede bir olumlu, ülkenin çıkarlarını düşünen insan varsa indirme darbeyle indiriliyor. Buna hazır olmamız peki lazım. Musaddık olayı böyle göstere ediyorum göstere. Evet. Adnan Menderes'in idam edilmesinde Alman ekolünün bir katkısı var mı? Yani ona yönelik bir bilgi. İnkılap ölçüsündeki değerlere baktığınız zaman Almanlar bu işin neresindeydi? Şimdi Almanya Amerika'nın uydusu. Yani Amerika'nın sözünün dışına asla çıkamaz. 1945'ten beri bizim, öyle. Almanya şu an bizim İstiklal Harbi dönemini yaşıyor. Biz nasıl İstiklal Harbi için mücadele ettik ya. Ama Almanya mücadele edecek gücü yok, ordusu yok çünkü. Yani Adnan Menderes darbesinde buna yönelik iz varsa da ben bilmiyorum. Ama Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle imzaladığı anlaşmalarla, anayasasıyla Japonya ile birlikte Amerika'nın atölye ülkesi belirlendiler. Hani Alman mucizesi, Japon mucizesi deniyor. Öyle bir şey yok. O hikaye. Hikaye yani. Nasıl Çin'i şu an güçlendiriyorlarsa Almanları da, çalışkan millet, Japonlar da Almanlar, çalıştırıp tabii önceden garantileri aldılar. Yani dünya ekonomisini yönetmek için ellerindeki önemli tabii varlıklarını aldılar. Şimdi onları çalıştırdılar. Ve dünyaya onların ürettikleri malları sattılar. Ama bunları atölye ülke olarak belirleyenler yine şu an Çin'i güçlendirenler. Bu minvalden mi devam edeceğiz yoksa? Yok. Özellikle Almanya'nın bir Almanlar sorusu var mı? Almanlar şöyle bir katkıda bulunuyor. İstersen Ebru Kocanız. Peki Almanlar, çok hızlı. Evet. Yani Almanların 1945'ten sonra yani dünyadaki küresel düzeyde siyasi rejimleri falan değiştirme gücü yoktu. Çünkü Amerikan, Alman istihbaratı falan tamamen Amerika'nın eline geçti. Almanya aynı zamanda Amerika'ya çok büyük tazminatlar da filan ödedi. Almanya Türkiye'de genelde vakıflar üzerinde çok etkindir. Vakıflar üzerinde, eğitim Türkiye üzerinde, Türkiye üzerinde etkindir. Fakat Osmanlı'dan beri Osmanlı'dan geliyor. Şöyle Osmanlı'da şöyleydi. Osmanlı Genelkurmay'ı, Golds Paşalar'dan tutun Falkan Haim'e kadar, işte bizim şeye kadar, yani Liman von Sanders'e kadar Alman Genelkurmayı, Osmanlı Genelkurmayı'nda çok etkindi. O başka bir şey. Ama 30 bin tane evet, askerleri tabii vardı. Fakat 1945'ten sonra yani siyasal alanda, askeri anlamdaki operasyonlar tamamen NATO'nun eline geçti. Onun için 1945'ten sonra Almanya'nın Türkiye üzerinde darbelere bir direkt olarak bir katkısı yoktur. Peki. Şimdi şöyle, Alman ekolü tam diyemeyiz ama Almanya'nın ciddi bir etkisi var. Dedilen doğru. Evet, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya tabii ki hala daha Fransa'da da bir dereceye kadar yapmaya çalışıyor ama özellikle Almanya, Amerika ve İngiltere'nin etkisi altındadır. Fakat bunu yapan kişi Nazilerin Doğu Bölgesi istihbaratının başında olan General Reinhard Gehlen'di. Reinhard Gehlen Paperclip adlı operasyonlar silsilesi içinde Amerika ile CIA ile anlaştı. O zaman
zamanki OSS denilen CIA'nin öncülü olan kuruluşla anlaştı ve ondan sonra Gladio'yu kurdu. Evet. Yani aynı, hem Gladio'yu kurdu hem de şu anki bu Bundesnachrichtendienst denilen Alman istihbaratı, Alman işte BND. Evet, Alman istihbaratını kurdu ama aynı zamanda Gladio'yu kurdu. Ve dolayısıyla Türkiye'de Gladio'ya girdiği için Türkiye'deki altyapıların yerleri, hatta direkt olarak Turancıları kullandılar. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Almanya yanlısı olan, Alman yanlısı bir darbe yaparak Almanya'nın yanında savaşa girmemizi isteyen insanları da, Almanya'ya yakın insanları da kullanıp direkt bu yeni kurulan Gladio örgütünün içine getirdiler 50'li yıllarda. Ve Menderes'in esas savaşı Gladio iledir. Şöyle ki Menderes Gladio'yu tasfiye edip de Türkiye'nin milli bir Gladio yapabilmek için şöyle uğraşmıştır. O gömülen silahları yerlerinden yavaş yavaş çıkartmaya başlamışlardır Namık Gedik'le birlikte. Ve onları çıkartıp haber vermeyip sonra Kıbrıs'taki mücahit hareketine aktarmıştır. Böylece bir, Gladio'yu zayıflatıyor. İki, Kıbrıs'ta sen kendi başına, sen bir kukla hükümetsin, ne haklı Kıbrıs'ta bir şey yaparsın derken Kıbrıs'ta Milli Mukavemet Teşkilatı'nı kurmuştur. Esas darbenin, yani ana sebeplerinden biri bu aslında. Darbeyi yaparken şöyle yapmıyorsunuz. Yani bir adam mutlak güce sahip dünya gezegeninde darbe olsun demiyor. Bir masanın etrafında çeşitli finansal gruplar geliyor, istihbaratçılar geliyor, tarihçiler geliyor, oturuyorlar. Küresel çıkarcılar vesaire. Mesela diyor ki bir tanesi, bu bizim işte Milli Mukavemeti kurdu. Öbürü diyor ki gömülen silahları çıkarttı. Diğeri diyor ki işte Rusya ile birleşti. Bunlar bir araya geliyor. Ondan sonra kritik bir kütle oluşuyor ve darbe oluşuyor. Şimdi bak burada kimse ne var? Kimse tek başına yapamıyor. Şimdi sana bir anekdot anlatayım. Şimdi bak. Peki. 1945'ten sonra zaten o Gelinler'e filan, o Hitler'in SS'leri filan tamamen zaten Amerikan CIA'nin eline geçti. Tamam mı? Dediği doğru. Gladio'yu filan kurdular. Alman istihbarat demek halen bugün bile BND demek, büyük ölçüde halen CIA demek. Tamam mı? Bugün bile evet. Bu iş tamamen anlaşılması CIA tarafından. MI6. Peki şey ne oldu? Türkiye'de madem Menderes'e geldik. Ya Menderes bunu Hiram Abbas anlattı. Bizim istihbaratı öyle hakimler ki, Hiram Abbas aynen şunu söylüyor. Bizim istihbarat elemanlarının maaşını CIA ödüyor. Hem de nerede biliyor musun? Affedersin diyor, kaldırım fahişeleri gibi diyor. Zarflarla diyor tutuşturuyorlar diyor. Bizim istihbarat elemanlarının maaşını öder duruma geldi. Ne zaman? 1950'lerden itibaren. Peki MİT müsteşarı kim? Fuat Doğu. Fuat Doğu değil. Behçet Türkmen. İlter Türkmen'in babasıdır o. Behçet evet. Türkmen. Tamam. İlter Türkmen'in babası. Bak güzel. Şimdi bak. Alparslan Türkeş raporlarda ne diyor biliyorsun? Darbenin sözcüsü o değil miydin? Hı hı. Aynen anlatıyor. Ya diyor, girdik diyor başbakanla veyahut da savunma bakanı olabilir. Ya baktım diyor, bir diyor telsizlerden diyor İngilizce şeyler geliyor. Kodlar sesler, geçiyor. Kodlar, sesler geliyor. Ya dedim bu nedir falan filan. CIA bizim başbakanla Milli Savunma Bakanlığı'na kadar girmiş, orada eğitim adı altında büro koymuş. Büro. Darbenin nasıl girdiğini görebiliyor musun? Yani adam CIA'nin elemanları çeşitli kılıflar daha altında. Bir yakın süreçten bahsedelim. AK Parti iktidarı öncesine kadar biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı'nda belli bir oranda. Bak şimdi geçen de Twitter'da yayınladım. Hatta ben biraz daha İngilizce argo bir kelime kullanarak söyledim. Dickhead şey dedim, yani bu Mike Pompeo adam söylüyor. Nasıl terörü eğittiklerini, nasıl yalan söylediklerini, nasıl Orta Doğu'yu terörize ettiklerini, nasıl operasyonlar yaptıklarını gülerek, eğlenerek tabii kendi izleyicilerine söyleyebiliyor. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Bak, NATO ülkelerinde bunu insanlar bilsin. Başka televizyonlara da söyledim. Ya bu insanımız bilsin. Bütün insanlar bilsin bunu. Halkımız bilsin. NATO ülkelerinde asla NATO'dan bağımsız, Amerika'dan bağımsız hiçbir şekilde darbe, darbe olamaz. Değil, darbe girişimi bir dahi rüzgarı olamaz. Rüzgarı bile esmez. Hayır, oluyor. Darbe girişimi oluyor. Fakat engelleniyor. İki Talatay Demir, bir de 9 Mart var. Ya peki, hocam tamam. Olsa ne olur, tepeler derim. Problem değil. İşte Talatay Demir meselesi gibi olur o iş. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra özellikle Diyarbakır anneleri ve FETÖ anneleri üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Konuklarımızla birlikte kısa bir reklam.
Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle rahmetli Adnan Menderes'i ifade etmiştik ama programın bu bölümünde doğrudan Diyarbakır annelerine biraz değinelim. Diyarbakır annelerine değerli izleyiciler değineceğiz. O da şu çok önemli. Evet, Doğu ve Güneydoğu'da gerçekten çok büyük acılar var. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. PKK terörü ve lanetinin bu ülkeye verdiği zararlar var. Ancak bir de şu var. Çocukları bir siyasi parti tarafından doğrudan kaçırılırken bir baktık ki FETÖ terör örgütü de sahnede yerini almış. Nedir o? Askeri okullarda özellikle çocukları darbeye katıldığı için tamamı neredeyse tutuklu. Bir kısmı da yargılandı. Suçsuz olanlar şartlı tahliyeden yararlanarak veya itirafçı olmasıyla birlikte dışarıya çıkanlar oldu. Ama burada öyle bir noktaya geldi ki Diyarbakır annelerini sabote eden, FETÖ akbilen hareket eden, hatta PKK ve FETÖ'nün nedenli bir koordinasyonu söz konusu. Buna ne diyorsunuz hocam? Şimdi zaman zaman şunu demeden edemiyorum. FETÖ hala dipdiri. Hı hı. Hala dipdiri. Bazı göstergeler var. Çok ilginç, evet. Yani. Tahliyeleri hatırlayın. Hı hı. Efendim. Bugün Sabah gazetesinde de bir makale okudum. Benim başıma da gelen bir hadise var. Efendim, yargıda çok ilginç tahliyeler var. Mesela benim tanıdığım bir savcı bey 15 Temmuz'da bizzat askerleri tutuklayan adam. 15 Temmuz'da bu adam sürüldü ve buna kumpas yapıldı. Bilirkişi raporlarında haksız olduğu ortaya çıktı. Şimdi bizzat kendisi dedi ki ben dokunulmazlıkla ilgili süreci kendim bitiriyorum. Bana kovuşturma izni verin, benim aleyhime kovuşturma izni verin diye dilekçe verdi, açıklama yaptı. Şimdi sorgulanıyor. Bu savcı bey 15 Temmuz'da millet mütereddit sağa sola bakarken bu savcı askerleri tutuklama cesaretini göstermiş, süreci başlatmıştı. Efendim, ben bununla ilgili bir takım görüşmeler yaptım. Biliyorum, tanıyorum ve bunun bu şeyini, cesaretini de biliyorum. Çok ilginç, kumpas kuruldu, sürüldü ve şimdi şu an yargılaması devam ediyor. Bilirkişi raporları Allah'a şükür lehine. Çok ilginç, nasıl cesaret ediyorlar? Sadece o mu? Hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Hükümete doğrudan biliyorsunuz had bildiren savcılar vardı, hakimler vardı. Onlar da darbe gecesinde bile de ertesi gün Birleşmiş Milletler noktasında bile dahi yargılama kararlarına müdahil olması gerektiğini söyleyen hakim ve savcılar vardı. Bugün bunlara baktığınızda ilginçtir. Yine Sabah gazetesinde görevlere getirilen bir takım hakim ve savcılar var. Yani bu FETÖ işte o dediğiniz hücresel olarak halen diri ve güçlü müdür derseniz, evet ben de ne yazık ki inanıyorum halen güçlüler yani. Belki şaşıracaksınız, bir şey söyleyeyim. Acı olan da bu. Şu an ben FETÖ kaygısıyla, ben aynı zamanda bir televizyon gazetecisiyim. Evet, hı-hı, öğretmenim ama öğretim üyesiyim yani. Televizyon gazetecisiyim. Cumhurbaşkanı bas bas bağırıyor, şey diyor. Dikkat şey ihbar edin, bildirin filan diyor. Twitter hesabımda ben FETÖ kaygısıyla bir bilgilendirmede bulundum. Hakaret kastıyla savcılık benim hakkımda iddianame düzenledi. Tabii. Ve mahkemeye sevk edildim. Bu kabul edildi. Ben yargılanıyorum. Niye? Dedim ki filanca işte efendim restoranda filanca ilin milli eğitim müdiresi FETÖ'den yargılanmış, içeri girmiş. Resmi yemeklerini burada nasıl verir? Bu hakaret sayıldı. Bunun eşi Zaman Gazetesi'nin bilmem medya grup başkanının ortağı, arkadaşı nasıl olur? Bu hakaretmiş. Ben şu an yargılanıyorum. Umurumda değil. Hangi cezayı alırım almam. Almazsınız diyorlar. Çünkü hakaret kastı oluşmamış diyorlar. FETÖ şüphesiyle, FETÖ kaygısıyla yaptığım bu açıklamayı, televizyon gazetecisiyim ben. Metinler ortada. Savcılığın yazmış olduğu evrak da elimde. Hiçbir hakaret ifadesi zaten yok. Buna nasıl cesaret ediyorlar? Ha, demek ki benim aleyhimde dava açılamaz. Hücresel güçleri halen devam ediyor. Yani burada kimse şimdi insanın aklına sanıyor, başka bir şey gelmiyor. Benim aleyhime kimse dava açamaz, haşa demiyorum. Ben de bir Türk vatandaşıyım. Ben de dava açarım. Benim aleyhimde dava açılabilir. Pekala. Ama orada hakaret kastı oluşmamış. Mahkemede görüşeceğiz zaten. Hakaret kastı oluşmamış. Sen hangi cesaretle, neye güvenerek
Ben FETÖ konusunda bir kaygımı gündeme getiriyorum. Sen beni mahkemeye veriyorsun. Sen niye güveniyorsun? Ne demek Ebubekir hocam? Senin bir ablan bir abin var mı ya? Adamların abileri ve ablaları halen aktif hocam. Yani siz halen... Çok ilginç. Aktif. Az önce söylediğim Savcı Bey. Evet. Bizzat 15 Temmuz gecesi herkes böyle sağa solu kollar beklerken direkt kendisi cesurca tutuklamaları başlattı. Tutuklama talimatı verdi. Yürek ister biraz bu. Ben 15 Temmuz akşamı yayındaydım. Yürek istedikleri için bugün doğrudan 15 Temmuz darbe gecesinde fiilen belki 18 yaşında, belki 19 yaşında, belki 20 yaşında ama komutanlarına biat edecek şekilde fiilen darbenin içerisinde olan ve bu okullara seçilirken zaten FETÖ talimatıyla FETÖ imamları ve ablaları tarafından tespit edilip tercih edilen kişiler bu okullara alındı. Alındığı için mülakatla alınıyorlardı. Ne şekilde alınıyorlardı herkes çok iyi bilir. Sanki hiç haberleri yokmuş gibi masumiyet üzerinden böyle bir eyleme girişmelerine ne diyorsunuz? Ya izler karışıyor birbirine. İzler karışıyor. Ben veryansını etmek niyetiyle söylemiyorum. Benim hakkımda da dava açılır. Aslanlar gibi gider. Çıkarım. Savunmamı yaparım. Buradan çok ceza çıkmaz diyorlar. Bilmiyorum. Bir şeyden medet ummuyorum. Ne çıkarsa çıksın. Ama benim söylediğim şey şu. Bir kaygımı gündeme getiriyorum. Kesin bir ifade kullanmıyorum. Hakaret etmiyorum. Efendim o zaman... Biz FETÖ konusunda bundan sonra kaygılarımız olursa konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Kamuoyunun dikkatini çekmeyeceğiz. Bu buna operasyondur. Buna operasyondur. Ben doğru bildiğimi naçizane söylemeye devam edeceğim. Yanlış ata oynuyorlar. Peki, peki. Diyarbakır anneleri gündeme gelen. Bunlar çocukları bir siyasi partiden, HDP tarafından doğrudan örgüte çocukları kandırılacak şekilde daha gönderiliyor. Bir kamp veya toplama merkezi gibi uygulanıyor. Çocuklarını kurtarmak için ilk kez sağduyulu vatandaşların STK'ların desteklediği bu annelerin en azından haklı bir gerekçeyle çocuklarının örgüt tarafından kaçırılmasına engel olmak için bir eylem kararı aldılar. Bir de öbür yanda doğrudan örgütlerle ve FETÖ bağlantılı olan çocuklarla aynı kefeye koymak doğru mu? Veya anneleri? Bu var ya kesinlikle küresel bir operasyon. Nasıl biliyor musunuz? İtibarsızlaştırma. PKK ilk defa köşeye sıkıştı. O annelere aşk olsun. Aşk olsun. PKK ilk defa köşeye sıkıştı. Ama onları kurtaracak yine bir örgüt. Şimdi onu söyleyeceğim. Dahası var. Meral Akşener'i ipten almaya çalıştı. Onu söyleyeceğim Meral şimdi. Meral Akşener'i ipten almaya çalıştı. Kezban Hatem'i de ipten almaya çalıştı. Televizyonda izledim. Sonra siz böyle mi diyorsunuz diye zıt değiştirdi. Şimdi söyleyeceğim. PKK niye köşeye sıkıştı? Kürt anneleri. Efendim. Kürtler bizim kardeşimizdir. İnneme müminüne ihvetü. Ayet gereği. Efendim. Dışlamak amacıyla söylemiyorum. Efendim. Şimdi ne yapacaklar Kürt annelerini HDP? İtseler itemezler. Ellerinden çekseler çekemezler. Git deseler gitmiyor. Her gün onların ayıbını ortaya vuruyor. Tutuştular. Meral Akşener çıktı açıklama yaptı. Dedi ki aynen şu Twitter hesabımda paylaştım. Okudum ben de. Çocukları aramanın yeri bir partinin önü değildir. Devlet. Meral Akşener bir parti neymiş bakalım şunun ismini bir söyle. Şunun ismini bir söyle hangi parti bu? Bir partinin önü değildir. HDP. Peki sana ne söz düşüyor burada? Senin partinin önüne mi geldiler? Bak İyi Parti'nin önüne mi geldiler? Yok. Efendim sen güya teröre mesafe koyuyorsun öyle söylüyorsun. Beyanına inanıyoruz. Tamam. HDP'nin önüne... İnanıyor musunuz gerçekten? Yok şimdi beyan ediyor ya. Beyan burada çelişki çıkacak. Peki. Şimdi onu söylüyorum. Beyanda çelişki çıkacak beyandan sonra. HDP'nin önüne toplanan anneler seni niye rahatsız ediyor? Niye rahatsız ediyor? Sen hani milliyetçisin. Bırak HDP ile hesaplaşsınlar. Bu anneler saf mı? HDP'den çıkan arabayla kaçırıldı beyanları var. Kör mü bunların gözleri? Sen bunlar kadar iyi biliyor musun? Sonra efendim hadi diyelim o anneleri oradan kaldırdın. Nereye yönlendiriyor? Devlete yönlendiriyor. Selahattin Demirtaş gibi. Ya bunlar devletin kapısında niye arama yapsınlar? Devletin kapısında çalınmadı ki. Hani bir söz vardır. Twitter hesabımda da bunu paylaştım. Parayı nerede kaybettiysen orada ararsın. Bunlar çocuklarını burada kaybettiler. Buraya gidip geliyorlardı diyor. Orada arıyorlar. Sen niye rahatsız oluyorsun bundan? Bir dakika bunu söyle. Sen bundan niye rahatsız oluyorsun? Sen muhatap değilsin ki. Ondan sonra ilk defa sıkıştı HDP.
Meral Akşener can suyu vermeye kalktı. Şimdi FETÖ can suyu vermeye kalktı. Bu anneler aşk olsun, Allah razı olsun, korkunç maskeleri düşürüyor. Biz buradan çağrılar yaptık. Başka Twitter'dan, sosyal medyadan çağrılar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı çağrılar yaptı. Dedi ki, şu kadın dernekleri nerede? Hı hı. Kadına şiddet, kadına şiddet. Bakın, yoldan çevirin. İstediğiniz kadını, istisnadır tersini söyleyecek olan. İstediğiniz kadını yoldan çevirin. Deyin ki, kıtır kıtır şöyle kolunu doğuracağız deyin. Ya bırakın kolunu. Kafanı keseceğiz ya da evladını alacağız. Vermez. Kafamı kesler. Kadına en büyük şiddet evlatını almaktır. Bu kadın dernekleri nerede? En büyük kadına şiddet Diyarbakır annelerine yapılıyor. Mor çatı belki sosyal işçiler noktasında olursa destek verirler. Veya FETÖ'ye destek verirler. Ağızlarını bıçak açmıyor. Peki. Ben takip ettim. Hı hı. Yaklaşık 10 tanesinin sosyal medya hesaplarına girdim. Ağızlarını bıçak açmıyor. Şimdi bunların ağızlarını bıçak açmaması anlaşılıyor. Ben buradan diyeceğim ki ben Müslüman hanımefendi kardeşim. Şimdi bak bunlara. Burada kadına şiddet yapılıyor, ağızlarını bıçak açmıyor. Yarın bunlar bu unutturulduğu zaman seni sokağa sürecek, seni bunlar. Bu kadın derneği görünümündeki Amazonlar. Ya bunları alet olmayı bırakın artık ya. Peki. Şuraya bağlayacağım müsaadenizle. Buyurun. Şimdi çok acayip maskeleri düşürdüler, oraya bağlayacağım. Bir bu kadın derneği görünümlü Amazonların maskesini düşürdü. Hı hı. Tutuştular, maske düşmeye devam ediyor. Ne yaptılar? FETÖ'yü devreye sürdüler. Bu kadın derneklerinin maskeleri iyice düşürülürse yarın 8 Mart'ta ezanı yine kimse bu kadar kalabalık ıslıklayamaz. Kimse bu Müslüman kadınları artık ya bunlar ne kadın derneği ya ne alakası var diye maskeleri düşüyor. Çok güzel. Bu Diyarbakır annelerinden Allah razı olsun maske düşürüyorlar. Hemen FETÖ iğrenç bir şekilde tekrar devreye girdi. Hedef saptırıyor. Meral Akşener'in yaptığını şimdi FETÖ yapıyor. Ya siz niye, sizin adımlarınız niye ortak düşüyor? Tesadüf mü? Değil ki tabii ki. Şimdi FETÖ ne yapıyor şu an? HDP'yi ipten almaya çalışıyor. Hı hı. Ama örnek asla örtüşmüyor. Sen çocukların için saygı duyarım, çocukların için diyelim. Efendim, çocukların için AK Parti il binalarının önünde toplanıyorsun ama burada bir ayrım var. Orada o annelerin çocuklarını alan terör örgütü. Senin çocuklarını alan terör örgütü mü? Devlet. Hayır, AK Parti binalarının içerisinde hangileri FETÖ'ye gitti veya hangi dağa gitti diye sormak lazım. Elbette. Peki. Elbette, o da var. Bir de cezaevine alınanlar devlet tarafından alındı. Suçları belli. Yargılanıyorlar. Yargılaması bitenlere ya tahliye ya da değişik cezalar verilme süreçleri devam ediyor. Onları alan terör örgütü, bunları alan devlet. Sen devletli terör örgütünü bir mi tutuyorsun? Muazzam bir süreci yaşıyoruz şu an. Maskeler düşüyor. Meral Akşener kurtarmaya çalıştı. Efendim CHP biraz uğraştı, sonra geri durdu. Şimdi FETÖ uğraşıyor. Bu Hatemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? O aynı şeyi söyledi, biliyor musunuz? Hı hı. Hakların arandığı yer şey değil diyor. HDP'nin önü değil. Ya neresi? Neresi ya? Aklımızla mı alay ediyorsunuz siz? Çocuklar ama buradan gitmedi mi? HADEP dediğin bir siyasi parti anayasal teminatı içerisinde çok mukaddes bir parti. Hiçbir yerde bir hatası olmayan, hatta tabii, topluma çiçek, böcek, ağaç tabii üzerinde son derece faydalı çevreye olan bir parti. Çevreye hiç sigara izmariti atmıyorlarmış. Tabii. Yani gerillanın çocukları son derece çevreye saygılı ve duyarlı olan bir partinin mensupları olduğu için dolayısıyla Sayın Hatemi de o noktada belki bir adres var. Şunu da söyleyeyim. Merdivenleri kirlettikleri de söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Tabii merdivene çöp atmışlar. Peki. Şunu da söyleyeyim müsaadenizle. Bu Diyarbakır annelerinden Allah razı olsun, hı-hı, muazzam maske düşürüyorlar. Maskelerini düşürdükleri gruplardan bir tanesi de sanatçı denilen bozuntular. Aa, şimdi buradan görün. Oradaki kadınlar Zippo ve Pipo üzerinden giden sanatçılara hayranım ben şimdi hocam. Şimdi milletin şunu anlaması gerekir. Hı-hı. Ey değerli milletim. Hı-hı. Bunlar para almadıkları yerlere yürümezler. Hı-hı. Bunlar birkaç ay önce Kaz Dağları'nda değiller miydi? Ama villalarına dokununca durdular. Bir ay kadar önce. Hı-hı. Maske düştü orada da. Hı-hı. Bir ay ya da 45 gün neyse önce Kaz Dağları'nda değiller miydi? Oradaydılar. Hı hı. Burada çevre tabii ki kutsaldır. Hı. Burada annelerin evlatları gitmiş. Yürekleri dağlanıyor. Ve isim söylüyorlar. Gelin diyorlar. Kimse kımıldamıyor. Ama Kaz Dağları'na giderken hocam
Orada biliyorsunuz PKK'nın doğrudan bu dağları yakıp yıktığı ortaya çıkınca Kaz Dağları bir anda oldu başka dağlar yani. Tabii canım, şimdi burada başka bir oyun var. Ne biliyor musunuz? Allah korusun. Biz Fırat'ın doğusuna iki hafta süre verildi. Fırat'ın doğusuna Türkiye operasyon yaptığında PKK ve Gezi ekibi birlikte hareket edecek. Şu an planlaması yapılıyor. Tabii bu yüzden PKK'ya dokunmamaya çalışıyorlar. HDP üzerinden tabii ki. Şimdi biz aslında buradaki o Müslüman efendim dikkatli, vatanını, milletini seven insanlara söylüyorum. Bunlara alet olmayın. Bakın bunlar birlikte. HDP ile bunlar birlikte hareket ediyor. Ormanları yakanlara şimdi hiç ses çıkartmıyor. HDP PKK üstlendikten sonra sanatçılara bas bas bağırdılar. Davet ettiler. Sanatçılar hiç gitmiyor. Ama çevreci ve çevreye duyarlılığı PKK açıklama yapana kadardı hocam. Tabii. Şimdi burada şunu da söyleyeceğim sanatçılar üzerinden. Şimdi sanatçıların ne oldukları anlaşıldı. Ben burada halka diyorum. Ya yarın bu sanatçılar bir yere yürüyecek. Siz onların peşinden bir daha gideceksiniz. Gidecek misiniz gerçekten? Gidecek misiniz? Şu annelere merhamet etmeyenin peşinden gidecek misiniz? Bilin ki ülkenize operasyon yapıyorsunuz. HDP üzerinden PKK meşrulaştırılıyor şu an. Niye? Biz Fırat'ın doğusuna operasyon yaptığımızda içeriden ateş yakılacak. Siz Türkiye'deki sanatçıların kültürel ve sosyal alanında gerçekten sanatçı olduğuna inanıyor musunuz? Yok canım. Ama öyle diyorlar ya, biz buradan çelişkilerle maskelerini düşürmeye çalışıyoruz. Bu Diyarbakır anneleri çok acayip maskeleri düşürdü. Başta kadın derneklerini. Ya kadın dernekleri niye konuşmuyor? Gelir. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Lütfü hocam, sizler de bu FETÖ üzerine en çok mağdur olanlardan birisisiniz. Ve hatta kariyeriniz bile de engellendi. FETÖ noktasında mücadele ederken bazı vekiller sizi tehdit etmeye kadar da götürdü. Evet, doğru. Hatta bakanlar üzerinden sizi tehdit ettiler. Kitabını toplatmaya kalktılar. Toplatmaya kalktılar. Kültür Bakanlığı'ndan tutun birçok şey. Şimdi bakıyorsunuz herken son derece halk kahramanı, demokrasi kahramanı ve Türkiye sevdalısı. Aslında bir anda bakıyorsunuz bütün vatan hainleri de temizlenmiş ortama baktığınızda. Bugün fotoğraf gerçekten vatan hainlerinin temizlendiğine inanıyor musunuz? Yoksa parayla cüzdanın gücüne göre mi FETÖ'cüler bu süreçlerde aklandı, cüzdanlara göre mi kararlar verildi? Bu konuda ne diyorsunuz? Çünkü neden toplumdaki en büyük algı şu. Ve toplumun hiç benimsemediği, hükümeti de en çok eleştirdiği konuların başında bu. Neden FETÖ dinozorları ve para gücü olanlar bu ülkede tutuklu değil? Şimdi yani tabii bu zor zamanda her zaman elimden geldiği kadar zor zamanlarda konuşmaya çalıştım yani. FETÖ'yü eleştiren, yani özellikle diyalog boyutuyla eleştiren kitabı da 2004'te yazdım, 2005'te. O zaman dönemin en yüksek otoritelerine kitabı verdik. Toplatılmaya kalktı. Sonra tekrar tehdit edildik. IŞİD'in ölüm listesine falan girdik. Yani epey bir çile çektik tabii. Fakat şunu söyleyeyim. Her zaman ben tabii hukuk devletinden yanayım yani. Hukuk herkese lazımdır. Biz tabii FETÖ'de olsa, HDP'de olsa, hangi siyasi parti olursa olsun hukukun üstünlüğünü ve dolayısıyla demokratik hukuk devletini savunmak zorundayız. Yani üstünlerin hukuku değil de hukukun üstünlüğü. Biliyorsunuz bu ülkede bir dönem bir şiir okumaktan dolayı, işte şu andaki Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okuduğundan dolayı hapiste yattı değil mi? Yani hepimiz isyan ettik. Ben bundan dolayıdır ki Canan Kaftancıoğlu'nun da yani ben ifade özgürlüğünü savundum. Bak bu televizyonda söylüyorum. Ama o fikirlerine katılıyor muyum? Fikirleri başka. Ama hakaret falan varsa bunun gereği yapılır. Efendim gidersiniz, tazminat davası açarsınız. Tazmin edersiniz. Ama şuna inanıyorum ben. Bu ülkede gerçekten adalet hakim olacaksa ilk önce şunda anlaşmamız lazım. Yani terörü övmeden, cinayeti övmeden, sapkınlığı övmeden, tecavüzü övmeden, insan öldürmeyi övmeden, herkes hakarete başvurmadan fikirlerini rahat söyleyebilmeli. Çünkü rahat söylemediğiniz zaman örnekler ortada. Bak bu devletin, deminden beri hoca anlatıyor, bu milli görüş geleneğinin kaç defa partisi kapatıldı? Aziz kardeşim yani Necmettin Erbakan terörist müydü? Sayın Recep Tayyip Erdoğan yani terörist miydi? Yani kaç tane bu milli görüşün partileri? Dört.
4 defa kapatıldı, haksız yere kapatıldı. Hatta darbeyle aşağı indirildi. O zaman da sorarsanız orada güya bir hukuk devleti vardı. Buna kim inanır yani? Böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi bu dolayısıyla ben ne diyorum burada? Şunu söylüyorum. FETÖ'yü zaten bir darbe girişiminde bulunmuş. Gladio'nun bir uzantısı, NATO'nun bir uzantısı, Vatikan'ın bir uzantısı olan Frankenstein gibi bir örgüt. Yani kimin kucağına oturduğu belli olmayan bir örgüt darbe yaptı, yapmaya kalktı. Başarısız oldu ve devlette harekete geçti ve onlar yargılanıyor. Değil mi bugün? Yargılanıyor. Peki yargılamalar lazım. Şimdi buna kimse itiraz edemez. Yani bunun yargılanmasının yargılanıyorsa mahkemeler tarafından yargılanıyor. Dolayısıyla bu işi savunmanın yeri, hesabını sormanın yeri AK Parti binaları filan değildir. Veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin binaları filan değildir. Ama peki diyeceksin ki niye anneler HDP'ye gidiyor? Çünkü şu biliniyor artık Türkiye'de. HDP bu zamana kadar hiçbir zaman PKK'nın yapmış olduğu terör örgütünü kınamamıştır. PKK bir cinayet örgütüdür. PKK her şeyden önce Kürtlerin düşmanı olan, Kürt milletinin düşmanı olan bir örgüt. Ya birkaç gün önce biliyorsunuz Diyarbakır'da 9 vatandaş şehit edildi. Evet, PKK, İsrail, İngiltere ve Amerika şer hattının Orta Doğu'daki lejyoneridir. Bir parti var bu ülkede, terörü kıramıyor. Aksine bu partinin il binaları daha çocuk devşirmek için kullanılıyor. Bunu da Kürtlerden daha iyi bilen kimse olabilir mi? Olamaz. Bu insanlar orada eylem yaparken, yani niye devlete eylem yapıyor? Bu şu anlama gelmiyor ki, devlete de mesaj veriyor. Lütfü Bey, yani, 2014 yılında, özür evet. diliyorum. 2014 yılında biliyorsunuz evet. çözüm süreci içerisinde o milli kardeşlik projeleri devlet aklıyla yönetildiği evet. bir süreçte veya bu kanın durması adına çok ciddi bir mücadele süreci içerisindeyken biliyorsunuz HDP doğrudan İstanbul ve büyük şehirlerde Doğu ve Güneydoğu'daki festivaller için insan topluyordu. Evet, doğru. Festivallerde ne yapılıyordu diye çok ilgimi çekmişti. Ben çözüm süreci raporları doğrultusunda bölgeye gidip de çalışma yaptığım dönemlerde ilginçtir. Evet. Kutluk Hocam. Doğu ve Güneydoğu'daki PKK'nın, HDP'nin festivallerinin, yerel yönetimlerinin tamamında her festivalde en azından 100-200 tane genci örgüte kazandırma eylemiymiş. Tamamdır. Evet. Bakın, faciaya bakar mısınız? Güle oynaya buradan otobüslerle insan taşınıyor ama ondan sonra dağa gidiyor. Daha da acı olan işte FETÖ aklının o dönemde nasıl devrede olduğunu biraz evet. hatırlayalım. Bölgede 17-25 sonrası, özellikle 17-25 sonrası FETÖ'cü savcı, hakim, polis, asker ne varsa Doğu ve Güneydoğu'ya gönderildi. Evet. Öyle mi? Doğru. Tam da yuva ve kamp merkezi yapıldı. Bölge insanlarını doğrudan zehirleme alanları oluşturuldu. Hı-hı. Ve onlarca, yüzlerce genç her festival sonucu daha kaldırıldı. Tabii. Bu nasıl bir akıl? Şimdi bak şunu söyleyeyim. Bence Kürtlerin tarihte yapmış olduğu biliyorsunuz birçok isyan var yani. Daha Osmanlı'dan itibaren filan, İngiliz kaynaklı filan neyse. Yani bir takım yerel valilerin yapış olduğu uygulamalardan kaynaklanan. Fakat şunu söyleyeyim. Bu zamana kadarki Kürt milletinin, kardeşlerimizin yapmış olduğu en anlamlı eylem budur. İşte en büyük anlamlı. Süreci okumaya başladılar nedir hocam. Biliyorsun o Kürt annelerinin, bak bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimse bu zamana kadar PKK'nın ve HDP'nin gerçek yüzünü bu anneler kadar ortaya çıkaramamıştı. Bu işte Kürt devrimi budur. Bak söylüyorum size. Kürt devrimi nedir biliyor musun? Bazılar Kürt devrimi diyor ya. İşte Kürt devrimi Kürt annelerinin kendi çocuklarını şeye yollayan, ölüme yollayan, Kürt'ü istismar eden, Kürt milletini istismar eden örgüte hesap sormaya başlamalarıdır. Hesap. O örgütün liderlerinin biliyorsunuz çocukları Amerika'da okuyor. 5 yıldızlı otellerde filan o HDP'nin bir takım yöneticilerinin ne yapıyor? Gün ediyor. O zavallı çocuklar, o kızlar, onlar bizim vatandaşımız. Onlar bu toprakların çocukları. O toprakların bu çocukları dağa göndererek onların kanı üzerinden, Kürtlerin kanı üzerinden kendisine siyasi bir menfaat devşiren,
resmen, açık söylüyorum, resmen İsrail'in ve Amerika'nın menfaatleri için Kürt gençlerini kullanan, Kürt milletini kullanan lejyoner ve katil bir örgüte Kürt anneleri hesap soruyor. İşte en büyük Kürt devrimi budur. Bütün Kürt annelerin, bütün annelerin aslında HDP binalarının önüne yığılmaları gerekir. Bu gerçekten Türkiye'deki kardeşlik için atılmış en büyük adımdır. Ve bu hakikaten bu milletin gözyaşını yaşartan bir tablodur. Yani gözlerini yaşartan bir tablodur. Dolayısıyla birileri buralar istismar etmeye kalkacaktır. Diyor ki bazı siyasi partiler, merak, bu tarihsiz bir açıklama. Devlet zaten gereğini yapıyor. Devlet zaten PKK'yla savaş. Yıllardır devlet ne yapıyor? Ya aziz kardeşim, yani Meral Akşener'e sormak lazım. Böyle bir laf olur mu? Devlet zaten savaşıyor. Devlet zaten bütün ordusuyla, polisiyle savaşıyor. O anneler de devlete yardımcı olmak üzere, polise yardımcı olmak üzere kamuoyuna bu örgütün yüzünü deşifre etmek için HDP'nin kapısına yönelmişler. Hı-hı. Sayın Meral Akşener, eğer gerçekten milliyetçiysen, eğer gerçekten yani hakikaten Türk ve Kürt kardeşini savunuyorsan, ilk önce kadın olarak, anne olarak sen gidersin HDP'nin önüne, o annelere destek verirsin. Bunun devletin görevini yapmadığı anlamına gelmez ki. Devlet görevini yapıyor. Polisiyle, askeriyle görev yapıyor ve şehit oluyor insanlar. Ne demek yani sen oradaki anneleri eleştirmek yahu, olayda saptırmak, sanki güya devlet görevini yapıyormuş gibi. Bu kadar bu. Hayır, devletin jandarması, polisi, kollu kuvvetleri, silahlı kuvvetler terörle mücadelede bir yaralı PKK'lı veya sağ yakalarken zaten anneye ve topluma kazandırmak için onu getirip sağlıklı bir şekilde yargılıyor, değil mi? Bak şimdi, ailesine teslim ediyor, doğru mu hocam? Suça bulaşmadı. Evet, şimdi, yani devlet ne yapacak burada başkan? Şimdi devlet şöyle, devleti şöyle suçlarsınız. Hı hı. Ha, o zaman olur. Devlet kolluk kuvvetleriyle, polisiyle, askeriyle, hukukuyla, hı hı, PKK'yla mücadele etmez de dersiniz ki bu nasıl bir devlet? Böyle bir olay değil. Hepimizi eleştiriyorsunuz. Bu öyle bir olay değil. Bu annelerin sokağa çıkması gerçekten aynı zamanda, bak, savaş değil. Biz savaş tarafları değiliz. Eyvallah. Bu barışı getirecek bir eylemdir. Bu, diyorum buradan, tekrar söylüyorum, Kürt milletinin, ilk önce Kürt milletinin karnını emen, o çocuklar üzerinden, kanı üzerinden İsrail'in ve ABD'nin uşaklığını yapan lejyoner bir örgütün deşifre edilmesidir bu. Hı hı. Dolayısıyla bu eleştirilir mi? Ya böyle şey olabilir mi? Ha, şunu söyleyeyim. Ama ben cumartesi anneler annedir. Cumartesi annelerinde acılar varsa, Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Annelerin bir kısmına kulağını tıkayamazsınız kardeşim. Anne annedir. Annelerin sesine kulak vereceksiniz. Cumartesi annelerin de, bak, sözde şey varsa, sorunlar varsa, onlara da haksızlık yapılmışsa biz onlara kulaklarımızı tıkayamayız. Çünkü Müslümansak şunu söylüyorum. Bak hocam, söyleyeyim, bak, burada cumartesi annelerini gündeme getiren bize bir sanatçı grubu var ya. Bak işte onu söylüyorum. Burada çifte standart şu. Bak, peki, ben söylüyorum bak. Hı-hı. Ben bir Lütfü Özçay olarak diyorum ki, bak, Müslüman olmanın şiarı nedir biliyor musun? Bu Akit televizyonundan söylüyorum. Bu daha anlamlı bunu söylemek. Müslüman olmanın şiarı şudur. Müslüman asla ve kata mazluma kimlik sormaz kardeşim. Mazluma kimlik sormayan adamdır Müslüman. Yani adam istersen ateist olsun, bak söylüyorum, istersen Hristiyan olsun, istersen Süryani olsun, İngiliz olsun, Alman olsun, eğer zulme uğramışsa o insana sahip çıkar ve zalime karşı savaşır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Diyor ki, size ne oluyor ki o şehirde, yani zulmedilen, şehirden çıkartılan mazlum insanlar için Allah yolunda cihad etmiyorsunuz. Dolayısıyla bizim Müslüman kendisini Müslüman olarak tanımlayan bizler, insanlarımız da çifte standart tabii yapmamalı. Mazluma arkadaşlar, mazluma asla ve kata kimlik sorulmaz. Peki. Ve devletimizin temel görevi de adaleti. Bak, devletin temel özelliği şudur. Hı hı. Adaleti kayıtsız ve şartsız ikame etmektir. Çünkü şunu söylüyorum, bak, devlet akılla yönetilir, devlet ilimle yönetilir, devlet adaletle yönetilir. Bunun dışında böyle duygularla filan, devlet mevlet filan yönetilmez, böyle bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim, burada haklısın. İşte bak, cumartesi anneleri için ortaya çıkan sanatçılar, tamam çıksınlar. Fakat kardeşim, şu anda HDP'nin önündeki o anneler anne değil mi ya? Onların çocukları daha kaçırılmış. Neredesiniz siz? Sizin yüreğiniz incinmiyor mu? Ya bu ülkeler arasında tabii şunu söyleyeyim, çok değerli sanatçılar da var tabii ki.
çok değerli sanatçılarımız susunuz da var. Susunuz onlara değil. Ama onlar susturuluyor. Ve şunu söyleyeyim, ha mahalle baskısı olarak, var onların. Topyekün olarak yani bu ülkede bir sanat dünyasının bizim tarihsel ve toplumsal değerlerimizden bir kopuk tarafı var. O ayrı bir konu. Ama bu ülkede yani hiç değerli sanatçıların olmadığı anlamına da gelmez. Onları da incitmemek gerekir. Bu ülkenin gerçekten yetiştirdiği çok değerli sanatçılar da var tabii ki. Onu peki, burada söylemek gerekiyor. Çok teşekkür ederim Kutluk Hoca. Şimdi FETÖ'nün oyunlarına biraz odaklanalım. FETÖ'nün oyunları içerisinde oyun var. Özellikle hakim ve savcılar, FETÖ'cü hakim ve savcıların annelerini organize etmesi, askeri okullardaki çocukların anneleri organize edilmesi, subay ve subayın annelerinin organize edilmesi, buna benzer öğretmen, doktor vesairesi. Bakıyorsunuz kolektif bir güç var ve sahada çok etkin, kendinden emin ve o cesareti kendinde bulan örgüt yanlısı ve akrabaları çok rahat sahnede hükümete baskı, hatta hükümete had bildirmeye kadar cesareti görebiliyor. Bunları neye bağlamak lazım? Şimdi FETÖ hala yok edilmiş falan değil. 3 yıl geçtikten sonra tersine birçok kritik noktada hala devam ediyorlar. Biz onların bilinenlerini ve işte baylok kullananlarını veyahut da diğer bağlantılarını, işte bazı mahrem imamlarını vesaire, bunları bulabildik. Bunun için bazı yazılımlar kullanıldı, bazı yöntemler kullanıldı, yapay zeka yöntemleri kullanıldı, birçok yöntem kullanıldı. Fakat hala daha çok kuvvetli bir şekilde var. Ben size iki örnek vermek istiyorum. Aynı zamanda az evvel ifade edilen hukuk ve Diyarbakır anneleri konusuna da gelmek istiyorum. Ama FETÖ'den başlarsak. Şimdi bir örnek şu. Bir Türkiye'deki çok önemli bir lisenin mezunlar, bu lise zamanla yani kuruluşundan sonra Türkiye'deki en iyi liselerden birisi, isim vermeyelim, kuruluşundan sonra yavaş yavaş FETÖ'cülerin eline geçmiş. Bunu da nasıl yapmışlar? Klasik FETÖ taktikleriyle yatılı okul, yatılı okulun yatılı bölgesine işte arıza var, şey var diyerek ortadan kaldırıyorlar. Ve kendi yurtlarına, kendi FETÖ evlerine taşıyorlar insanları. Burada çeşitli yöntemlerle kendilerine çekiyorlar. Yani büyük bir bölümünü FETÖ'cüleştirmişler ve zaman içinde tıpkı askeri okullar nasılsa, çünkü özellikle onların sevdikleri, para verilmeden devlet imkanlarıyla en iyi okullarda okumak, zaten sınavları da kontrol ettikleri için bu çok zeki insanların gittiği bir okul, ama bakıyorsunuz bir süre sonra yavaş yavaş, yani hala zeki insanlar var ama bir de böyle hiç alakasız insanların da at oynattığı bir okul haline gelmiş. Şimdi darbe girişiminden sonra 15 Temmuz'dan sonra işte birazcık hükümete yakın diyelim, muhafazakar demokrat yönelimli bazı arkadaşlar bir şey kurmuşlar, dernek kurmuşlar ve şey de diyorlar, işte biz bu konuda çalışacağız, çocukları belki hala içeride olan varsa düzelteceğiz vesaire. Bunun üzerine gitmeye başladı alakasız insanlar. Yeni bir dernek kurdular. Ardından bunu devre dışı ve çok enteresan gezici insanları kullandılar. Yani FETÖ ile alakası olmadığını bildiğim insanları kullandılar burada ön planda. Zaten sahte bir kimlik. Bir örnek veriyorum mesela. Bunları finanse eden, yani bunlar bir dernek kurdular ve etkinlikler yaptılar. Çok önemli bir holdingin, bir enerji şirketinin önemli bir konumunda bir adam. Ama darbeden sonra girmiş buna, yani darbe girişiminden sonra. Ve adamla ilgili de diyorlar ki ya sen FETÖ'cülerin başındaydın, sen bunları organize edendin lisede. Nasıl oldu? Sonra babam çok kızdı işte, rahmetli, hiç sevmedi, ben çıktım FETÖ'den falan diye yazıyor da bir yandan bunları. Sonra bakıyorsunuz adama. FETÖ'nün şeysi vardı, emri vardı. İşte resimlerinizi değiştirin. Sigara içen resim bulmaya çalışın. Sigara hani içmiyorlar ya onlar şeyde. Köpekli resim bulun, hani yaşam tarzı farkı. Adam köpekli resmi var. Ya merak ettim ne zaman koymuş köpekli resmi diye. 16 Temmuz 2016'da. Yani biz darbeden böyle uyuyamıyoruz, sokaklara çıkıyor falan insanlar.
kimin aklına gelir köpekle resim koymak darbenin ertesi günü? Şimdi böyle adamlar hala önemli konumlar. Bana da şey yollamışlar. İşte neyse bir mesaj yollamışlar falan. Yani bu adamlar hala da çok kritik noktalarda, holdinglerde, yani şeyde zaten dokunulmadı özel sektöre. Fakat aynı zamanda kamunun içinde birçok yerde duruyor bu adamlar. Tekrardan okullara giriyorlar. Tekrardan devlet şeysiyle yollamaya başladılar. Askeri okullara girmeye çalışıyorlar. İşte Cumhuriyet Savcısına şeysi var. Bunlar tekrar başladı deniyor. Şimdi FETÖ konusunda bir başka örnek daha vereyim. Bu da çok tehlikeli bir şey. Bu FETÖ'cü olmayanların ya bu iş bitti. FETÖ kapandı. Başka konulara geçelim. FETÖ kapanmadı. Bakın bir örnek veriyorum. Şimdi geçen günlerde çok önemli bir konuma, akademik bir konuma birisi atandı. Hocam halen FETÖ'cüler atanıyor. Neyi diyorsunuz? Hangi FETÖ'cüler de atanıyor ama. Yani. Hayır, ben bunun görüşünü şimdi sunmak istiyorum mesela. Adam işte birkaç kardeş bunlar. Hepsi ayrı bir cemaate girmiş. Demiş ki birbirimizi destekleriz oradan diye. Yani taktik düşüncenin şeysi, bak sen oradan gibi hepimiz kardeşiz, cemaatlere gireriz diye. İyi de noktalara gelmişler. Bir de bağlantıları da var. Şimdi gelmiş bir noktaya. Diyor ki televizyona çıkmış darbeden bir ay sonra falan televizyona çıkıyor. Ben de rast geldim, çok sık seyretmiyorum. Adam diyor ki ya FETÖ bitmiştir artık, FETÖ şeysi. Niye? Şimdi esnaf onlara fazla para vermez bu olaylardan sonra falan diyor. Yani görebiliyor musunuz düşünce tarzını? Adam küçültüyor olayı, bir esnaf hareketine dönüştürüyor. Oradan götürecek. Yani aman FETÖ'nün güçlü olduğunu, halbuki bilmiyor mu? Biliyor. Yani akrabası var orada. Ama bu çok yaygın bir şey. FETÖ bitmedi. FETÖ ile mücadele etmek için benim düşüncem şu. Eğer hani dikkat eden birisi varsa önerim şu, bazı önerileri dinlediler daha evvel. Önerim şu, FETÖ ile ilgili biz daha henüz gerçek FETÖ savaşına başlamadık. FETÖ mücadelesi belki bütün 21. yüzyıl boyunca devam edecek. Bunlar dönüşecekler, ayrı bir dine dönüşecekler, satanik bir gruba dönüşecekler. Bunlar kolay kolay kaybolmayacak. Bizim sadece FETÖ'ye odaklanmış, nasıl ki bizim şeyler vardı, Güneydoğu'da çarpışan, onun için özel kuvvetlerimiz vardı. Onlar gibi giyiniyordu, onlar gibi şey yapıyordu, onların arasına gidiyordu ve onları yok ediyordu, ölümüne korkuyordu. FETÖ'ye odaklanmış özel bir şey. Bu MIT'in arka odasındaki işte yan tarafta üst kattaki arkadaşlar falan filan bu şekilde değil. Buna odaklanmış bir organizasyon kurulması lazım. Buna inanıyorum. Emre Hocam diyor ki çok önemli bir husustur. Halen FETÖ'nün çok önemli bir aklı, ki bu önemli insanlar Türkiye'de aktif olduğu için bu akıl burada çok elde tutuluyor ve prim yapıyor. Birçok kamu kurumda ve özel sektörde kendini aklamış ve alan büyütme peşinde koşarken devletin sanki burada artık bir zafiyet unsuru içerisine girdiğini görüyoruz. Evet. Yani çok özel bir planlama yapıldığını görüyoruz. Hatta bazı iddialarda şu çok önemli, özellikle Gürcistan üzerinden FETÖ'nün önemli isimleri, cezaevindeki isimlerine milyonlarca dolar ailelerine yardım yapılması noktasında çok ciddi organizasyonlar yapılıyor ve bu ailelerin geçimlerini sağlaması, saltanatlarının düşmemesi adına parayla finanse edilen bir güç olduğunu söylüyorlar. Bunlara baktığımızda topyekün şimdi bir Erdoğan, ki bu ülkenin başkanı, ama öyle bir şey ki herkes Erdoğan gibi mücadele etmiyor ve aynı mesajı vermiyor. Örneğin şehit ve gazilerin ailelerini aşağılıyorlar. Hatta bazı burada belki söylemesi gerekirse bazı haddini aşan kamu görevlileri var. Gazilerin biliyorsunuz kamuda istihdamından dolayı rahatsız olanlar var. Bunları her gün bir yerlere sürenler, aşağılayanlar var. Yani bir hadsiz yapı var. Ve devleti içeriden tekrar kuşatan bir hareket var. Bu denli gücü kimde bulabilir? Şimdi FETÖ saldırı noktalarından bir tanesi şunu yapıyorlar. Bir kere FETÖ'cü diye insanları suçla diyorlar. FETÖ'cü olmayanları, kafalar karışsın. Yani bunu FETÖ'nün kendisi şey olarak darbenin o ertesi günü hani bir
bu Akhenaton'lu şeyle Amenhotep'li şeysinde konuşmasında dedi, zorlayın onları, uğraşsınlar, şey yapsınlar diye. Yaptıkları şu kafa karıştırma. Hı hı. Belli insanları buluyorlar. Bu buldukları da FETÖ'yle mücadele eden insanlar oluyor. Sonra üzerlerine saldırtıyorlar. İşler karışıyor. Belki en sonunda buluyorlar ama birkaç sene geçmiş oluyor. Tabii bu noktalarda bakın özellikle de halkımıza ve FETÖ'den çok çekmiş insanlara sesleniyorum. FETÖ size yalan bir iftira yapmış olabilirler. Bu yüzden hapse dahi girmiş olabilirsiniz, işinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Fakat Allah'a sığının, bu yüzden gavura kızıp perhizi bozmayın. Lütfen yani bu duruma düşen insanların yeis yapmaması, ümit var olması ve devlet hata da yapabilir. Hı hı. Ben devletimin yanındayım. FETÖ ile mücadele hala canım var, hala ayaktayım. Evet, bir sene iki sene zorluklar geçirmişim. Ama Allah canımı almadı, Allah bana hala destek veriyor diyerek ümidinizi kaybetmeyin ve savaşa devam edin, devletin yanında olun. Hı hı. Şimdi hukuk konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Çok hızlı hocam, reklam arasına gideceğiz. Hukuk konusunda ben tamamıyla iştirak ediyorum hocama. Çünkü şundan dolayı hukuk hepimize lazım. Hı hı. Bazen belli bir gruba, belli bir insana karşı oluyoruz ve diyoruz ki bu işte hatalı. Topyekün her türlü yöntemle, her türlü belden aşağı yöntemle saldırıyoruz ve bu saldırının sonucunda biz hukuku da zedelemiş olabiliyoruz. Devlet hukukta zedeleyici şeyler yapamaz. Devlet belden aşağıya saldırmaması lazım. Ne varsa onu kullanması lazım. Aksi takdirde hukuka inanç zedelenir ve Osmanlı'yı yok eden hukuka inancın zedelenmesidir. Çok kısa bir anekdotla reklama girmeden söylemek istiyorum. Hı hı. Diyarbakır annelerine girmeyeyim. Şunu söyleyeyim. Dimitri Kantemir çok önemli bir insan. Romanya kökenli. Bizde şey yapmış. Ondan sonra Avusturyalıların himayesine giriyor. Avusturyalılara muazzam istihbarat veriyor. Arkasından Çarlık'ın himayesine giriyor. Katerina'ya vesaire. Ve dük oluyor. Yani çok üst düzey. Prens gibi bir konumda. Prensin dahi üstünde. Hı hı. Şimdi Dimitri Kantemir'in yazdığı kitapta anılarında şöyle bir şey söylüyor. Diyorlar ki Osmanlı'yı biz nasıl yıkarız ey Dimitri Kantemir? Sen madem çok içeriden biliyorsun, çok bildiğini söylüyorsun. Bir tek nokta söyle, oradan saldıralım, çökertelim. O da diyor ki Osmanlı'yı yıkmanın tek yöntemi hukuktur diyor. Hukuku çökerttiğimiz anda, hukuk inancını çökerttiğimiz anda, adalet düşüncesini çökerttiğimiz anda, çünkü Osmanlı askerini yok edersiniz fakat sosyal düzenden gücünü alıyor diyor. Bir örnek veriyorum diyor, siz olayı anlayın diyor, Osmanlı'yı nasıl şey yapamayız. Gebze'de bir grup Yeniçeri var. Savaştan yeni dönmüşler, aslan gibi adamlar. Bir Rum genç geçiyor. Rum atın üzerinde geçiyor. Şimdi normalde Osmanlı teamüllerine göre yani Müslümanlar attan inmesi lazım. Atla geçecek, sonra tekrar binebilir. Hele hele Yeniçeri'nin yanında. Normalde çok da dikkat edilmez, bu önemsenmez şeyden. Gebzeli bir işte Rum çocuk. İn aşağı ediyorlar. Biraz da bu şeyle. O da ne biçim konuşuyorsun diyor. Ben falan filan. O da delikanlı falan böyle. Ya bir tanesi çıkıyor zaten Yeniçeri, yani bir şey yapar, atı bile öldürme Osmanlı tokadı yöntemleri var yani. Bir hareket yapıyor, attan düşürüyor onu. Ama düşerken kafasını taşa çarpıyor ve ölüyor orada Rum. Bunun üzerine karısı gidiyor. Genç, yeni evlenmişler, seviyor ve diyor ki kocamı öldürdüler, kısasının uygulanmasını istiyorum. Gebze kadısına gidiyor. Bu Dimitri Kantemir'in anılarında. Gebze kadısı diyor ki bak diyor, ya diyor şimdi bu çocuklar yani savaş kazanmışlar, bizim kahramanlarımız, ya bir hata yapmışlar, kaza olur. Sen vazgeç bunu. Hayır diyor. Ben hukukun uygulanmasını istiyorum diyor. Bakıyor, ediyor falan. Ondan sonra bir yazı yazıyor. Şeyhülislam'a. Diyor ki durum böyle böyle. Bizim en kaliteli 6 tane şeyimiz, çocuğumuz idam edilecek. Yani kısasa kısas. Şakası yok bunun, yani şey olarak cinayet işlemişler olarak geçiyor. Yazıyor. Hemen ulakla geliyor eline mektup. Şöyle başlıyor.
bak diyor, ey kadı efendi diyor, kendi el yazımla yazdım ki başkası olduğunu düşünmeyesin diye kendim yazıyorum bunu diyor. Ondan sonra bak diyor, bizim işte hukukumuz şudur budur ve arkasından da şunu diyor. Sen hiçbir şekilde gözünü dahi kırpmadan hukuku uygulayacaksın ve bütün halk da orada hukuku tam uyguladığını görecek ve bizim gücümüz buradan gelmektedir diye yazmış Şeyhülislam. Bunun sonucunda diyor ki eyvah, yapacak bir şey yok. Kızı çağırıyor, Rum kızı, bak diyor, hayatım boyunca biriktirdiğim para diyor, al bu parayı diyor ve affet onları diyor. Sadece bunu istiyorum senden diyor. Kız diyor ki, diyetini veriyorum. Hayır diyor, kabul etmiyorum. Hukuku uygulayacaksın, kocamı, sevdiğim kocamı öldürdüler diyor. Ve Yeniçerili, 6 tane Yeniçeri'yi asıyorlar. Dimitri Kantemir bundan sonra diyor ki, biz böyle bir devleti güçle yıkamayız diyor. Ancak ve ancak peki, bu sistemi çökertirsin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. 18'in... Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle FETÖ'nün ve FETÖ bağlantıları üzerinden programda yoğunluklu tartışırken, daha doğrusu Diyarbakır anneleri evlatlarını kaptırmamak için mücadele ederler. Ve örgüt nasıl, hangi yöntemle çocuklarını kandırıp dağa götürdüğünü de yol yöntemlerini tartışırken, sosyal medya üzerinden bize gelen mesajlar var. Kendi çocuklarının FETÖ'ye nasıl kaptırıldıklarıyla ilgili bir tek söz söylemezken doğrudan belki buradaki konuklarıma, belki bize de beddua ediyorlardır. Ama biz o bedduaları iade ettiğimiz gibi Allah'a sığınırız. Hani 17-25 Aralık'ta bu FETÖ'nün bağlantıları veya FETÖ'nün subaya subayları seçerken o tercih haklarını veya önemli bir makama gelme primleri organize edilirken bazı anne babalar bile bile evlatlarını oraya, o yuvalara yerleştirdiler. Bugün o evlatlar 15 Temmuz gecesi birer caniye dönüşmüştü. Neydi? Yaklaşık 200-300'e yakın vatandaşımız şehit edildi. 3000'e yakın da vatandaşımız gazi oldu. Ve doğrudan bu milletin bekasına, iradesine kastedildi. Çok mu masumduydu? Elbette burada biz kimseyi potansiyel suçlu ilan etmiyoruz. Herkesi de aşağılamıyoruz. Ama hedef devlet veya millet iradesi ise, bu benim irademdir, sizin de iradeniz olabilir, ben o irademe küfredilmesine müsaade etmem. Bu kim olursa olsun. Dolayısıyla suçlu olan suçunu çekecektir. Şimdi az önce sosyal medya üzerinden bir annenin riyakar veya ikiyüzlülüğü üzerinden biraz bakalım. Oğlunun işte nasıl olduğunu, devlete millete asker olması için gönderdiğini vesairesini. O askerleri gördük 15 Temmuz gecesi. O 18 yaşındaki canilerin nasıl silah kullandığını da gördük. Nasıl talimat aldığını da gördük. Hangi okullardan seçildiğini de gördük. Kime bağlı olduklarını da gördük. Bunlar gerçekten çok masum muydu? Yoksa biz mi yanlış anlıyoruz? Hayır canım, şimdi burada bir sefer benzerlik, kurulan benzerlik asla doğru değil. Diyarbakır anneleriyle bunların üzerinden bir benzerlik kurulması hakkaniyetli ve adaletli değil. Bir kez Diyarbakır'daki annelerin çocukları dağa kaçırılıyor. Bunlar devletle çatıştırılacak. Ölme ihtimalleri var. Bu bir. İki, benzerlik benzerlik değil. Bunları kaçıran terör örgütü. Burada ise eğer bunların haklı olduğunu düşünsek bile, birazdan onları da ifade etmeye çalışacağım. İlk etapta haklı olduğunu düşünsek bile devlet bunları bir takım iddiayla mahkemeye sevk etmiş. Mahkemelerini bekliyor. İddianame hazırlandı ya da kimilerin mahkeme süreçleri yürüyor. Bunlar, devlet bunları başka bir yerde çatışmaya sürmeyecek. Bunların yani kendi ecelleri dışında çatışma yoluyla ölme ihtimalleri yok. Yadırlayacak yani. Ha, yani bunları savaşa sürmüyor devlet. Diyarbakır'daki annelerin çocuklarını bir çatışmaya sürüyor. Devletin karşısına çıkartıyor. Bu aynı değil. Bu bir. İki, bu anneler
soru çalınırken neredeydiler bunlar? Biz bu FETÖ'cülerle birlikte yaşıyorduk. Bunların kendi ağızlarına bile dökülüyordu. Efendim, ya akşam bana bir takım sorular gösterildi. Efendim, tüh keşke baksaydım, o sorular çıktı. Neredeydiniz siz o zaman? Sorular çalınırken. Hoca efendi rüyasına girmiş. Hatta çok affedersin, donunu göndermiş. Belki ondan dolayı seçilmiş. Olamaz mı? Yani bunlar tabii mübarek ki atletlerinin bir kenar köşesini yırtıp da cennete vaat ederken olamaz mı hocam? Yani o soruların şeyleri nedir? Kitapçıklardaki ABC şıkkı üzerinden vahilik mi gönderdi haşa bunlara ya? Şimdi bunlar çok üzücü şeyler. Peki. Siz burada soru çalınırken, milletin başka insanların hakları yenilirken neredeydiniz? Şimdi adalet arıyorsunuz. Tabii ki adalet arayın. Arayın. Eğer haksız bir uygulamayla karşı karşıyasınız, Allah size yardım etsin. Zulme karşı gerçekten efendim zulme uğruyorsanız biz de sizin yanınızda olalım. Tabii. Eyvallah. Fakat başka 17-25 Aralık süreçlerinde sizler demediniz mi bu ülkenin başbakanına baş çalan diye? O zaman yiğittiniz. Şimdi ne oldu demeye getirmek için konuşmuyorum. O zaman sesiniz yüksek çıkıyordu. Ben şu hesapların, yani bir takım hesapların şu ifadelerle mesajlar yayınladığını biliyorum. Ne diyorlardı? İnimdeyim, gel beni al. Başbakana meydan okuyorlardı. Yani sizi ininizde yakalayacağız. Hayır, şeklinde. Başbakana, cumhurbaşkanına ip sallayanlar vardı hocam ya. Yani şimdi siz bunları o zamanlar yaptınız. Belki bizzat bu kadın yapmadı, bilmiyorum. Ama siz bunlar yapılırken neredeydiniz? Yani bir yargı, ben yargılanıyorum şu an ya. Ben savcının evrakında belli. Ben yapmadığım hakaretten yargılanıyorum. Sen ne yargılanacaksın? Yapmadığım hakaretten hakaret kastıyla yargılanıyorum. Sen hala güçlüsün. Senin efendim, senin bir ne bileyim FETÖ kaygısı üzerine bahsettiğim, ben televizyon gazetecisiyim, söyledim, benim görevim bu. Dikkat çekmem lazım. Terör örgütünün yeni mi yapılanma ihtimaline karşı dikkat çekmem lazım. Ben yargılanıyorum. Sen de yargılanacaksın. Ama ben yapmadığım hakaretten yargılanıyorum. Efendim. Ve senin çocuğun yani bir haksızlığa maruz kalmışsa inşallah kurtulur. Senin beyanınla mı biz buna inanacağız? Burada başka bir şey daha var. Buradaki masadaki herkes bunu biliyor. Artık Türkiye'deki insanlar da öğrendi. Bu FETÖ'cüler, FETÖ yalan, riya, bunu yeri geldiğinde kullanın demiyor mu? İkiyüzlü davranın demiyor mu? Efendim, beyanlarınızı reddedin demiyor mu? Çok artık belki fıkralar arasına girecek. Hakim bir tane FETÖ'cü sanığa soruyor. Şunu tanıyor musun? Tanımıyorum. Şunu tanıyor musun? Hayır. Şunu tanıyor musun? Hayır. Şunu tanıyor musun? Hayır. Söylediklerinden bir tanesi, ya en son sorduğum karındı ya, nasıl tanımıyorsun karını diyor. Bu artık savunmalara geçti, komediye dönüştü. Siz bu kadar açık yalan söylerken yanınızdakiler, ben bir kısmını biliyorum, nasıl atlattım, affedersiniz, nasıl yedirdim, nasıl işlettim şeklinde insanlara söyledikleri... Ama hoca efendi demiş ki inkar edin zaten. Evet. Insanlara... Hatta anne babanızı bile inkar edin demiş. Şimdi yani bu şekilde insanlara söyledikleri yalanları birbirlerine maharet gibi anlattıklarını da biliyorum. Sen de biliyorsun bunu. Sen de biliyorsun. Bu ülkenin yargısı, bu ülkenin hakimi, savcısı nasıl sana güvenecek? Doğruyu sen mi söylüyorsun? Senin yanı başındaki diğer FETÖ'cü yalan söylüyor. Efendim, iki yüzlü davranıyor. E nasıl inanacak bu millet? Bu hakim, bu savcı nasıl inanacak buna? E tabii ki kılı kırk yaracak. Sen de haklıysan belgelerini getir ortaya koy. Biz de belgelerimizi getirip ortaya koyacağız. Ama sen bu zamanlamayı yapmak, bu zamanlamayı yapmakla samimi olmadığını bir kez daha gösterdin. Sen HDP'yi ipten alıyorsun. Kaç yıldır yargılanıyor bunlar? E şimdiye kadar niye gitmedin AK Partili binaların önlerine? Efendim? Abi, sen şey, HDP'yi ipten almak için... Kainat başka... imamının emri gelmemişti o zaman hocam. Yani şimdi HDP'yi ipten almak için sen bu operasyonu yapıyorsun. Biz size nasıl güvenelim? Biz sizin samimiyetinize nasıl inanalım? Bunu daha önce niye yapmadın? Yani çok açık bir şekilde devlete operasyon çekiliyor. Bütün hazırlık... Pennsylvania imamı güzel çalışıyor bence hocam ya. Mutlaka. Bütün hazırlık şu yönde. Allah korusun.
Bir savaşa girdiğimizde, mecbur kalırsak tabii ki gireceğiz. Bir savaşa girdiğimizde FETÖ'sü, PKK'sı, efendim Gezi fitnesi hepsi birlikte hareket edecek. Bu bunu gösteriyor. Hocam zaten. Her sancının sonucu bir rahatlıktır. İnşallah. Belki bir savaş sonucunda da bu kadar kirli alan temizlenmiş olur ya hocam. Onunla da bir hayır vardır diye bakmak lazım. Lütfü hocam. Şimdi bir anne tamam mukaddes bir değerde evladına sahip çıkmak için veya evladının mahsum olduğuna inanır. Bütün annelerin duyguları ortaktır o gözyaşı üzerinden baktığımız zaman. Ama doğrudan riyakar anne ve baba veya riyakar evlat veya kendi vatanını çok rahat birilerine satabilecek bir karakter. Veya bu milleti doğrudan bebeğinden, gencinden, yaşlısına kadar şehit edebilecek bir alçak zihniyet, bir kainat imamı diye şarlatan kişiden fetva alacak ve her türlü aşağılık duygularını test edecek şekilde darbeye ortak olacak. Bir hanımefendi beddua ediyor. Siz de evlat acısı çekin, 3 yıl oldu vesairesi. Peki senin evladın öldürülseydi? İçin çok mu rahat edecekti? Veya evladını oraya gönderirken hangi duygularda gönderdin? Gerçekten bu kadar vatan sever miydin, perver miydin diye bakmak lazım. Bir ülkenin cumhurbaşkanı mesafe koyun diyor. Niye o zaman götürüp itirafçı yapmadın? Veya niye bir yerlerde, evet belki suçsuz olabilir ama bu FETÖ denilen aşağılık örgütün yapısını herkes biliyor. Nedir bu? Şimdi zaten şu var, zaten anneler biliyorsunuz çocukları direkt cinayet bile işlese onun katil olduğuna inanmak istemez yani. İşte tabii. Der ki çocuğumu katil ettiler filan. Melek olduğuna inanır. Tabii annelerin duygusu budur ama her anne böyle değildir. Mesela ben annem rahmetli, ben bir köyde bile yani bir komşunun şeyinden, bahçesinden bir elma alsam bunu nereden aldın diye hesabını sorardı mesela bana. Ve ben onun için de mesela her zaman bu konuda dikkatliyimdir. Annemden geliyor. Yani. Demek ki anneler şunu sormak lazım gerçekten annelere. Sizin çocuklarınız hakikaten bu makam ve mevkileri hak etmezken, bu milletin çocuklarının haklarını yerken, mazlumların hakkını yerken, oğlum bu senin hakkın değil diyebiliyorlar mıydı yani o zaman? Demiyorlardı tabii. Ama şu var tabii, hukuk herkese lazım diyorum ya. Şimdi bunu bir kere HDP'deki annelere bir tutmak, armutla elmayı karıştırmak gibi bir şey. Burada şöyle bir problem var, burada durum var. Bir darbe girişimi olmuş ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti savcıları, yargısı bir şekilde bu darbeye iştirak etmiş olan insanları tutuklamış ve onlar şimdi yargılanacaklar, mahkeme huzuruna çıkacaklar. Zaten dolayısıyla bir insan yargılanmadan devleti suçlamak bir kere hukuk devletine aykırı. Bu yanlış bir şey. Bizim de çocuklarımız içeride tutuklu, siz de anne değil misiniz? Ya tutukluysa bir mahkeme tarafından tutuklanmış, bir gerekçe dolayısıyla tutuklanmış. Delil ve belgelere dayanarak. Peki. Zaten biz de elbette ki hepsinin suçlu olmasını istemeyiz. O annelere şunu söylüyorum. Elbette ki çocuklarına sahip çıkacaklar. İçleri yanıyor doğru ama şunu yapacaklar yani, mahkemelerin yargılanmanın sonucunu bekleyecekler. Ve zaten gerçekten de ben şuna inanıyorum, bu öyle olacak, bunu göreceksiniz. Bizzat silah kullanmayan, hakikaten kullanan, hakikaten onların üyesi olmayan, darbeden hakikaten direkt bir ilgisi olmayan insanların büyük bir kısmı zaten mahkemeler o insanları zaten tahliye edeceklerdir. Onun için bu şekilde söylemek çok yanlış bir şey. Bu HDP-PKK olayını sulandırmak demektir. Bu da bir ihanettir. Yani bunu böyle yapmak, bu da bir ayrı bir ihanettir. Neden ayrı bir ihanettir? PKK ile devleti aynı kategoriye koyuyorsun ya. Bu nasıl bir iş ya? Oradaki PKK ne yapıyor? Çocukları dağa kaldırıyor, ölüme götürüyor. Devlet senin çocuklarını ölüme götürmüyor. Darbeye karıştıkları iddiasıyla, mahkemelerin iddiasıyla onlar tutuklanmış. Eğer zaten suçsuzlarsa, zaten darbeye iştirak etmemişlerse zaten beraat edecekler. Elbette ki yani içeride kalmak öyle kolay bir şey değil yani. Bizim de evladımız var. Hayır hanımefendi, farkında olmadan da çok güzel bir itirafta bulunuyor. Diyor ki 2013 yılına kadar biz de diyor AK Parti'ye oy veriyorduk. Yani diyor ya ki bak, Hoca Efendi'ye meydan okumakla
Evet. Biz 2013 yılından şimdi beri zaten şey, AK Parti iktidarına düşmanız diyor ya. Biz fiilen diyor zaten darbe yanlısıyız diyor ya. Böyle bir itiraf yani saf tabii, bir itiraf ya bu. Şimdi şunu söyleyeyim. Ya zaten keşke ya, şöyle dese daha iyi. Ne kadar güzel FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Ya. Tabii ya şunu söyleyeyim. Keşke şöyle dese daha iyi. Yani savcılığa ben... versen delil bu ya. Ya FETÖ'cü belki olmayabilir. Hayır yani diyor şöyle. Ki bak şöyle. Orada ama seste ne diyor? Ama 2013 yılına kadar diyor. Kuvvetli bir emare diyor. Emare diyor. Problem ne biliyor musun? Ne demek biliyor musun? Şimdi problem ne biliyor musun? Problem şöyle bir şey. Şimdi burada bir milat koymamız lazım. Şimdi problem şu. Yani AK Parti'ye oy vermemek suç mu? Hayır. AK Parti'yi eleştirebilirsin de herkes AK Parti'ye oy vermek zorunda mı kardeşim? Böyle bir şey var mı? Yok. Burada bir darbeden söz ediyoruz yani. Burada 250 kişinin ölümü var. Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut meşru hükümeti ortadan kaldırmak 261 var. 261 olması lazım. 257 idi galiba. Aa, hatırlamıyorum. Sevgili yönetmenim. Yüzlerce 2000 tane gazimiz var. Kolunu kaybeden, burada, bacağını yani, kaybeden. Burada bir darbe girişiminden söz ediyoruz. Yoksa insanlar AK Parti'ye oy vermek zorunda falan değil. Böyle bir şey değil. Yok. Hı hı. Ama şöyle bir şey var tabii. Bir milat koymak lazım. Biliyorsunuz biz FETÖ'yü eleştirirken aziz kardeşim en şey neydi? En böyle gözde cemaat kimdi? Fethullah Gülen'di. Hatta ben AK Parti'den bak burada söyleyeyim. Aday aday olmuşum. Bana birisi dedi ki hocam dedi. Evet dedim buyurun dedim. Sen dedi Pensilvanya'ya gittin mi dedim. Yok dedim gitmedim. Sen dedi vekil aday olamazsın dedi. Hı. Bak söylüyorum sana bak burada yani. Şimdi bak bu dönemlerden geçtik. Sen dedi bir kere dedi Fethullah Gülen'den dedi bir referans al dedi. Yoksa dedi yani seni de Tayyip Erdoğan dedi tabii. Seni de şey, listeye falan sokmaz dedi. Yani. Evet. Şebeke sağlam. Aynen öyle. Beni listeye bile koymadılar. Ben öylesine dedim ben aday olayım en azından şu için adayım oldum. En azından gerçekten adaletten haktan yanayım. Bu milletin için yani bu millete faydalı olurum diye gerçekten yani siyasete böyle bir tevessül ettim. Ha o dönemde ne vardı ama millet haklı. Bütün Özal'dan itibaren Menderes şeyden itibaren yani işte yani Demirel'den itibaren diyelim en az diyelim. 1980'lerde 78'lerden itibaren Fethullah Gülen'le yan yana gelmeyen bir siyasetçi var mı? Bana söyler misiniz yani? Herkes onların dershanesi. Erbakan hariç. Erbakan hariç evet. Erbakan hariç bravo. Hocadan referans alacaksın. Onun adamları makam ve mevkilere gelir. Onun televizyona çıkarsan muteber olursun ha. Peki bir şey söyleyeceğim yani. Bu vatandaşın devletin istihbaratı var değil mi? Devletin istihbaratı var. Polis gücü var, kolluk gücü var. Devlet bunları tanıyamıyor. Peki vatandaş nasıl tanısın? Devletin bütün ileri gelenleri hocayla kol kolasınız, hep berabersiniz. Hep beraber fotoğrafta aynı karesiniz. Köydeki annemiz benim babam diyelim işte rahmetli veyahut da şunun babası senin baban. Elinde istihbaratı mı var? Fethullah Gülen'in ne mal olduğunu nereden bilecek? Veyahut da benim gibi Vatikan'ın gizli belgelerini mi okudu? İngilizce belgelerini mi okudu? Eleştirsin yani ha değil mi? Dolayısıyla tabii ki bir milat koymak lazım ha. Yani devlet dedi ki arkadaş yani bu biz de yanıldı. Devlet yanılır mı? O da ayrı bir konu da neyse yani. İşte bu terör örgütü dedi devlet. Ama terör örgütü demesine rağmen sen bilerek yani yine halen FETÖ'yü destekliyorsun. Bankasına para yatırıyorsun. Paraları bozduruyorsun. Ha bu çok bu bilinçli bir şey. Bazı şeylerin ayırt edilmesi hocam, lazım. Hocam bak çok güzel itiraf tabii, ediyor. Diyor ki neyi? 2013 yılına kadar diyor. Ya evet yani. Oy veriyorduk. Şimdi arkadaşlar bak yani. Şunu söyleyeyim. Ya bak bir şey söyleyeyim mi size? Ya? Ben şimdi bazı siyasiler var ya ismini bilmiyorum. Çok önemli makamda mevkiler. Evet. Şimdi var. Ne diyor adam? Biz diyor Hoca Efendi'nin diyor kasetleriyle büyüdük diyor. Ya ben Fethullah Gülen hareketini, diyalog hareketini eleştirirken en çok onlar beni linç etti ya. Sen kimsin dediler ya. Sen Don Kişot musun dediler bana ya. Sen kim oluyorsun da dediler ya. Bu hareketi, diyaloğu falan eleştiriyorsun dediler. Bana söylediler bunlar. Kitaplarımı toplatmaya kalktılar. Benim kitaplarımı toplatmaya kalkanlar FETÖ'cüler değildi ki. AK Partili adamlardı. Şimdi dolayısıyla tabii vatandaş ne yapacak şimdi? O sırada prim yapılıyordu. Prim yapıyordu. Hayır hiç mi televizyona çıkamıyorduk o zaman biz? Sadece TV5'e çıkabiliyordum. Milli Gazete'de yazıyordum ben o zaman. TV5'e çıkabiliyordum kardeşim. Hiçbir televizyona çıkarmıyorlardı bizi Aytunç Altındal. Rahmetli ben. Diyaloğu falan eleştiremiyorduk yani zaten. Şimdi dolayısıyla tabii ki devlet şunu yapması lazım. Ya devlet adalet elbette ki yani bir takım insanlar yani haksız yere içeri girmişse elbette ki onların tabii ki yargı sürecini bekleyeceğiz. Tahliye edilmesini ben de isterim. Ama bu darbeye karışmak, silah kullanmak, bizzat devlet bunu bir terör örgütünü ilan ettikten sonra halen FETÖ ile iltisakını,
irtibatını kesmemek ihanettir tabii ki. Peki. Onlar onun cezasını çekecekler tabii ki. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Net bir cevap verdiniz. Kutuk hocam, sizler de dinlediniz. Peki, burada devlet ne yapmalı? Bütün herkesi affetmesi mi gerekiyor? Şimdi deminki bölümün sonunda da söyledim. Devlet bazen hata yapabilir. Devlet belli insanları, mesela FETÖ'cü olmayana yanlışlıkla FETÖ'cü gibi davranmış olabilir. Devlet ama bir FETÖ'cünün saf FETÖ'cü bir vatandaşı doğrudan FETÖ'cü ilan etmesi şimdi veya ihbar etmesiyle birlikte... Devlet mükemmel çok değildir. Rahat yapabilir. Hele devletin bütün içine, bütün kritik noktalarına hala daha FETÖ'cüler varken... biz %100 devletin temizlendiğini görmüyoruz. Hala gerek güvenlik bürokrasisinden, gerek diğer yerlerden FETÖ'cüler çıkarken devletin hatasız olabileceğini düşünmememiz lazım. Bu bir mücadele, bu bir savaş. Dolayısıyla bu savaşta, bu mücadelede dost kurşununa da gidebilirsiniz. Hatta canınızı dahi verebilirsiniz. Yani bir şey... Bunun sonucunda biz asla devlete karşı gelmememiz lazım. Devleti affetmemiz, hatası varsa. Öyle insanlar biliyorum ki işte beni çıkarttılar, ben halbuki şöyleydim böyleydim, artık lanet olsun falan diye. Böyle olmaz. Yani sabretmek lazım. Bak burada eleştiriyoruz ediyoruz ama Ergenekon diye içeri giren adamlar, onlardan üzülerek söylüyorum, örnek almamız lazım. Adamlar içeride gayet vakur bir şekilde durdular. Biz devlete güveniyoruz dediler ve sonunda da çıktılar yıllarca kalmalarına rağmen. Dolayısıyla bu vakur yani gösterilmesi lazım o şeylerden. Şimdi o FETÖ annesi tarzı şeyler, şimdi buradan emir geliyor belli yerlerden. Dediğiniz gibi Diyarbakır anneleri çok sıkıştırdı. Çünkü bakın sosyalistlerde ve komünistlerde çok önemli bir nokta vardır. Sürekli eski komünistler, eski şeyler de, Marksistler de bunu hep yapardı. Sürekli biz sözde muhafazakar ve gericilerin üzerinde ahlaki bir üstün nokta ararlardı. Hı-hı. Mesela 2000'li yıllarda bu ahlaki, bak ben senden ahlaken üstünüm noktası Ermeni soykırımını desteklemekti. Eski komünistler hiç yani biliyorum o şeyleri, hatta o organize edildiği okulda ben çalışıyordum. Eski komünistler oradan bakıp ey Türkler siz karşı geliyorsunuz ama biz Avrupa'nın yanında bu soykırımı bölüyoruz diyerek üstün sınıf bir insanım. Bir ahlaki üstünlük hep ararlardı. 70'li yıllarda hep böyle aşağılarlar, dalga geçerler, öyle bir şey vardır. Şimdi bu şeyde de HDP tarzı düşüncede, ki bunun içinde sadece HDP değil, aynı zamanda Nişantaşılılar dediğim, teşvikiye oyu dediğim insanlar da var. Maalesef ben Kemalistim deyip de HDP'ye oy veren ya da HDP'yi destekleyince dans edenler, bunlar, bu insanlar ellerinden ahlaki üstünlük noktası gitti. Yani bir anne kalkıp ve bir şey de yapamıyorlar. Önce bir tartaklamaya çalıştılar, olmadı. Diğer şeyler olmuyor ve sıkıştılar. Dolayısıyla yukarıdan emir geldi. Evet, sizin bak partilerinize para aktarıyoruz. Sizin kariyerinizi, siyasi kariyerinizi kurdu. Gidin konuşun. Ve gittiler. Dediler ki yani sen milliyetçi siyasetten geliyorum diyorsun. Abim Ülkü Ocakları'nın başındaydı diyorsun. Ülkü Ocakları işte yerel başkanıydı diyorsun. Ben hep milliyetçi oldum diyorsun. Sonra geliyorsun. Türkiye'nin en büyük düşmanı olan organizasyonun siyasi kanadına destek veriyorsun. Yani bu desteklemedim, adını söylemedim değil yani. Çok net bir şekilde orada oturan annelere şey diyorsun. Köstek olun. Burada çok net bir şekilde bu demek ki emirle yapılan ve bu tür FETÖ anneleri denilen hiç kabul edilemez. Bir yandan ölenler var, bir yandan kolunu kaybedenler var. Bir yandan haksız yere giden, ben mesela biliyorum, ben bir dönem misafir öğretim üyesi olarak bir, hadi ismini vermeyelim, bir harp okulunda ders verdim. Harp okulunun en iyi öğrencisi
en iyi öğrencisi ki belki ileride o başına geçecek bütün şeyin ve en iyi kadın öğrenciler, kız öğrencilerinden birisi. Bunları bir araya getirmişler. Özellikle birlikte yollamışlar, birlikte şeylere yakınlaşsınlar diye. İkisi de şey. Bunları birbirlerine yakınlaştıktan sonra da ha siz şey yapıyorsunuz, ayırıyorlar, üzerlerine geliyorlar, seviyor musun onu, seviyorum, onu seviyor, atıyorlar okuldan. O itiraf ettiriyorlar falan. Yani böyle iğrenç yöntemler uygulayan... Efendim? Lezbiyenlikle mi suçluyorlar? Hayır hayır. Biri erkek biri kadın. Ya, ahlaksızlık şey olarak yani, bir gerekçe oluşturmak için. Harp okulunda bir başarılı bir çocukları okuldan uzaklaştırmak bir şey için bir oyun. Da yok ama peki. Aşık olmak bile yasak diyorlar her şeyden. Ve adamları atıyorlar. Yani okul birincisini atıyor adamlar. Öyle adi adamlar. Binlerce on binlerce insanın üniversitelere girmesini, liselere girmesini engellediler bu sınavlarla. İş bulmasını engellediler. Dolayısıyla hadi onları da saymayalım. Kolunu bacağını kaybeden gazilerimiz var. Canını kaybeden şehitlerimiz var. Senin çocuğun hapiste. Evet. Emin ellerde. Eğer şeyse ama diyor ki 45 yaşındaydı. Kitabını okuyor. Şeysin yemeğini yiyor. Tamam hoş bir durum değil. Hapiste ama canlı. Nerede olduğunu biliyorsun. Oradaki Diyarbakır annesi çocuğu canlı mı bilmiyor. Beyni yıkanmış mı bilmiyor. Ne hale gelmiş bilmiyor. Belki çocuk dönecek annesini öldürecek. Yani tamamıyla beyin yıkanmış şeyler bunlar. Şimdi PKK'nın ve HDP'nin asla ve asla Kürt kavminin yanında olmadığını biliyoruz. Asla ve asla Kürt ailelerin destekçisi olmasını biliyor. Nereden biliyoruz bunu? Şuradan çok net biliyoruz. PKK nedir? Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüttür. Değil mi? Yani Marksizm, Leninizm bir din, bir ideoloji. Bunun kuralları var. Komünist manifesto var. Ama daha komünist manifestoya baktığınız zaman... Hocam lütfen. Komünist manifestoya baktığınız zaman diyor ki en aşağılık şeydir kavim diyor. Kavim ne ya diyor. Kavim iğrenç. Dolayısıyla namus kavramını tanımıyor. İğrenirler. En iğrendikleri insanlar Kürtlerdir. Aile ne diyor? Aile diye bir şey yok. Aileyi yok edeceksin. Hocam 1978'de ve 82 yılındaki Asala'nın tasfiye sürecinde PKK ile Asala'nın yönetimi nerede pazarlık yaptı? Nerede oluşturuldu? Ne şekilde bir araya getirildi? A kadrosu nerede toplatıldı? Ve arkasından da biliyorsunuz 1915 olayları içerisine bakarsanız... Evet. Kürt ailelerin Ermenilerle mücadelesini ve milislerinin kim olduğunu da söylemekte fayda Sabri var. Bey, kesinlikle. Yani yalnız şu bir toparlayayım şeyi. Şimdi belki de dünyadaki bazı olaylarla da birlikte birkaç cümlede toparlamak istiyorum. Çok hızlı programın sonuna geldik hocam. Tabii. Şimdi PKK bütün bunların geleceğini planladıkları, Orta Doğu'nun geleceğini emanet etmek istedikleri, Türkiye'yi dahi gözden çıkarmayı alacakları bir proje. Bu projeye destek veren herkes Türkiye aleyhinde de olmuştur. Fakat bu proje yürümeyecek. Projede şöyle yapmak istiyorlar. Belli bir noktaya kadar Suudi Arabistan'ı kullanmak istiyorlar. Belli bir noktaya kadar Suudi Arabistan'ı diğer ülkeleri ezmek, savaşlar çıkartmasını, darbeler yapması için kullanmak istiyorlar. Ama Suudi Arabistan'ı stratejik olarak uzun süreli kullanmayacaklar. Suudi Arabistan'ı kullanıp atacaklar. 21. yüzyılda PKK'yı getirmek istiyorlar. Fakat işte görüyoruz bazı olaylardan bu son drone saldırısında olduğu gibi koskoca Suudi Arabistan'ın devasa bir ülke işte yakında en zengin 20 ülkenin arasında vesaire. Bu hocam 400 ülkenin, milyar dolar silah aldılar ve o silahlar hepsi işlevsiz. Suudi Arabistan'ın ana petrol üretiminin yani ihracatının %50'sini bir gecede durdurdular. Bir gecede. Yani ikinci bir saldırı olsa sıfır olacak. Peki. Bu durum görüldüğü için yani buradan şunu anlıyoruz. Siz planlar kurabilirsiniz ama neticede bu planlar işlemeyecektir. Nitekim bu HDP planı da PKK planı da yürümeyecektir. Ve bunu da yavaş yavaş halkımız, aynı zamanda Kürt kardeşlerimiz, kardeş sözünü de ben sevmiyorum. Çünkü Azeriler kardeşimiz
ayrı ülke ama Kürtlerle kardeş değiliz. Kürtler biziz, bizim bir parçamız ya, aynı ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla kardeşten de öte. Net olarak bunu görecekler ve inşallah devletimizi daha da desteklerini artıracaklardır diyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, böylelikle Derin Kutu programının sonuna gelirken Ebubekir Sofoğlu hocama, Lütfü Özşahin hocama ve aynı zamanda Kutluk Özgüven hocama çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgili Zeyit Gümüş yönetmenim, askerdeydi, o da askerliğini bitirdi geldi. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bizden sonra gece bülteni başlıyor. Özgür Özkaya ile birlikte karşınızda olacak. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum.